Her pazar sizlere en iyileri ve en yenileri dinlettiren Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programında bu pazar. İlklere imza atmayı seven Eleanor Plak bir ilke daha imza atıyor ve Türk sanat müziğinde bir yıldız daha yaratıyor. Emir Tezcan, Türk sanat müziğinin en güzel çalışmalarıyla ve albümünden seçme parçalarla Emir Tezcan bu pazar Erdem ve Neşe'yi Muhabbet'te. Öylesin bir böyle derdinle seni söyle. Nereden düştük gönüle, işimiz var seninle. Bir öylesin bir böyle derdinle seni söyle. Nereden düştük gönüle, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın, sanki kalp taşımazsın. Aşksız ne yapamazsın, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın. Ve daha önce tanıtımını yayınladığımız ama kendisini konuk edemediğimiz Mustafa Yaşanmış da bu pazar Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'te. Anlayacağınız bu hafta da programımızda hem Türk sanat müziği hem Türk halk müziği iç içe olacak. 19 Aralık pazar günü 13.30-16 saatleri arasında her zaman söylediğimiz gibi en iyiler ve en yenilerle Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programında her daim Medya FM'de buluşmaya devam. Neşe'yi Muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk, sizleri her pazar 15-18 arası Erdem ve Neşe'yi Muhabbet'e bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, şu anda saatlerimiz 13.45'i gösteriyor ve bu haftada Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programına başlıyoruz. Şimdi efendim, biliyorsunuz ki Ramazan ayı boyunca programımız 13.30-16 dedik. Ramazan'dan sonra yine eskisi gibi 16-18.30 dedik. 13.30'da başlaması gereken programımız 13.45'te başladı. Fakat bunun da sebebini söyleyeyim. Burada sanatçılarımızla çok hoş sohbet sanatçılarımız var bugünkü programımızda. Onlarla sohbet ettik. Hasbihal'in hasını yaptık efendim, anlayacağınız. Ve az sonra siz de bu hasbihale ortak olacaksınız. Ondandır ki 15 dakika geç başladık. Bugünkü program çok sürpriz dolu. Ama ben önce sloganımı söylemem yetiyor zaten. Hiç bunlara girmeye gerek yok. Biraz eğlenceli, biraz çılgın, biraz matrak, biraz komik, biraz ne diyor belirsiz. Biraz da duygusal ama hepsinden önemlisi sevgi dolu Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programına hoş geldiniz. Sloganımızı söylüyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, işte pazar, işte Erdem ve Neşe'yi Muhabbet, işte konuklarımız Emir Tezcan ve Mustafa Yaşamış. Bir alkış efektimiz eksik, onu da inşallah ileriki haftalarda telafi edeceğimize inanıyorum. Şimdi hanginizden başlasak acaba? Hanginiz en büyük? Büyük olan, yaşça büyük olan? Peki, Mustafa Yaşamış. Öncelikle Mustafa Yaşamış'ı bizim dinleyicilerimiz daha önceden tanıtımlarda tanıyorlardı. Bundan bir ay önceki Senha'nın geldiği programda. Fakat seni biz İstanbul dışına yolcu ettiğimizden dolayı konuk edememiştik. Büyük bir rahatsızlık neticesinde böyle bir seyahat olmuştu İstanbul dışına. Fakat geldin, buralardaydın ve hemen bu hafta seni de konuk edip bu açığı telafi edelim dedik. Evet, Mustafa Yaşamış'ı tanıyalım. Mustafa Yaşamış kimdir? Neleri yaşamıştır şu ana kadar? Buyurun. Buyurun efendim. Aynı işte, bildiğin gibi yaşıyoruz Mustafa Yaşamış olarak. Mustafa Yaşamış'ı tanımak istiyoruz. Mustafa Yaşamış bir kere, evet, biz halk müziğinde oyun havaları tarzında bir albüm çıkarttınız. Evet. Dinliyoruz, şıkıdım 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 oynuyoruz. Güzel bir şey. Evet. Farklı bir şey. Bizleri böyle bu üzgün buruk olduğumuz bu saatlerde, bu günlerde böyle biraz eğlendirebilen bir albüm olmuş. Evet. Peki bari buradan gidelim.
tutuksunuz, biraz sonra açılacağınıza eminim, bunun garantisini evet. veririm. Tak TSE garantisi, böyle Erdem Eneşe'ye muhabbet garantisi alır bu program açılışlarında. Niye? Oyun havası tarzında bir kaset. Seviyorum oynamalarını. Oynamayı çok mu seviyorsunuz? Genelde oynamayı değil, o havaları çok seviyorum. Havaları seviyorsunuz. Beste meste pozisyonlar oluyor. Evet. Ne pozisyonlar oluyor efendim? Beste. Pozisyonları. Evet. Evet yapıyorsunuz. Bu oynamalarını da sevdik işte ve sevdiğim için okuduk halkımızı artık bilmem nasıl beğenecekler, dinleyecekler mi, dinlemeyecekler mi, karar onların. Bu albüm A'dan Z'ye hep halk müziği tarzı evet, oynamalarını buldu. Yani efendim ne diyeyim, bizim genellikle sanatçılarımız hep böyle eski sanatçılardan, yani yaşça en büyük olanlarından, sanatça büyük olanlarından kendi alanlarında nus alırlar böyle işte ne yapalım, ne edelim, hangi tarz tutar diye. Mustafa Yaşamış'a da böyle bir nus yani nasihat verildi mi işte, aman Mustafa herkes kaset yapıyor, sen oyun havaları tarzında çıkart da tutsun falan dendi mi, yoksa senin içinden gelen bir şey mi? Benim içimden gelen bir şey işte, Oğuz Yılmaz sağ olsun, onunla beraber birlikte çalıştık, bu işi bitirdik. Aynı zamanda arabesk parçalar da okuyorum, fantazi parçalar. Benim piyasada parçalarım da var daha. Daha önceden biliyorum, tabii. Müslüm Gürses'e verdiğin besteler var. Müslüm Gürses, Güllü, Ceylan, Onur'a. Tabii onları da konuşacağız. Yani bayağı büyük sanatçılara beste yapmışsın, hatta söz yazmışsın albümlerinde. Ama kendin halk müziğinde oynamalı tarzında evet. bir albüm çıkarttın ve tam bizim istediğimiz gibi, bizim tarzına da uygun yani. Ne diyeyim? Benim de tarzıma uygun. Benim de tarzıma uygun, hepimizin tarzına uygun. Çok mutlu olduk. Bundan dolayı da Mustafa Yaşamış'ın eğitimi nedir? Bir de oralara girelim böyle. Bilmiyorum. İlkokul mezunusunuz. Ondan sonra herhangi bir şan eğitimi, özel dersten alayla tabir ettiğimiz bir eğitim oldu mu? Hayır, hiçbir ders falan almadım. Böyle kara düzen çalışarak. Kara düzen? Tabii. Biliyorsunuz yani sizin tabirinizde kara düzen oluyor. Peki ondan sonra? İşte bu çalışmalar, işte müzisyenlik yapıyordum. Müzisyenlikten sonra işte beste, söz. En sonunda bir oyun havası yaptık Aslan Mustafa. Aslan Mustafa, dinleyeceğiz az sonra. Peki kaç ayda hazırlandı bu albüm? İki ay falan sürdü. İki ay sürdü, bayağı kısa yani nasıl olsa hep bütün çalışmalar anonim herhalde. Anonim. Ben kendi bestem de var şimdi. Kendinizin besteleri var. Peki albümünüz nereden çıktı efendim? Hangi firmadan? Candan Müzik. Candan Müzik'ten çıktı. Peki stüdyo aşamalarında sizin bu albümünüz iki ay olduğunu söylediniz. Stüdyo aşamalarında çalışırken en keyif aldığınız albümünüzdeki türkü, oyun havası tarzındaki türküler hangileriydi? Vallahi canım ben hepsini seviyorum yani. Ama mutlaka sizin favoriniz vardır. Bana sorarsanız şimdi, mesela benim böyle bir albüm olsa 3-5 tane seçerim içinde. Ben onları severek okuduğum için artık dinleyiciye kalmış bir şey. Beğenir beğenmez. Peki şu hocamın evlerini bize biraz anlatır mısınız? Hocamın evleri ne demek istiyor burada? Vallahi işte bu Konya'da. Evet. Ben kendim Konyalıyım. Konya'da işte zamanında böyle düğünlerde. Evet. Oturak alemlerinde. Evet. Bu şarkıları böyle seslendiriyormuş mesela, değişik değişik sözlerle, işte kimi hocam diyor, kimi hocam ağlamış, kimi... Ben de çok hocam derim yani, çok sevdiğim bir kelime. Oradan kalma bir parça yani, anonim olduğu için biz de onu okuduk. Okudunuz, senin de herhalde A1 değil mi albümde? A1. A1, dinleyeceğiz, o güzel bir şey, hareketli gerçek. Yani diğerleri de hareketli de benim aklımda bu daha çok kaldı nedense. Şunun sözlerinden birazcık söyleyebilir misiniz bize? Hocamın evleri dağlar başında, hocamın evleri dağlar başında. Hocam bir yar sevmiş anam 15 yaşında. Aman hocam hocam iş işten geçti. Bravo. Mustafa Yaşamış kaç yaşındasınız efendim? 40. 30 mu 40 mıydı? 30 yaşınız karar verin. 30 sonra 40 oldu birdenbire, yoksa birinden mi çekiniyorsunuz? Yok. 30 mu diyelim, 40 mı diyelim, karar verin. 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Evet. 50 bekar. Evliyim. Evlisiniz, çocuklarınız falan var. Var. Yani size o zaman yani bir bayan aramıyoruz yani. Duyurmaya gerek yok burada. Mustafa Yaşamış bekardır. Evet. Efendim ben buradan bütün sarışınlara, esmerlere duyurur diyemiyoruz o zaman. Evlisiniz. Evliyiz. Şu an da evliyiz. Mutlu, şu an. Peki efendim, evliliğinizde size uzun başarılar dilerim. 30 sene sonra da 40 sene sonra da böyle mutlu bahtiyar olun böyle. Gözünüzden böyle tebessüm eksik olmuyor. Hep sizi gördüğümüzden, tanıştığımızdan beri sizinle. Hep böyle devam etsin. Sanatınızla evli olun efendim. Sağ olun efendim. Şimdi gelelim Emir Tezcan'a. Emir Tezcan için de tanıtımımızda şöyle dedik. Her zaman ilklere imza atmayı seven Eleanor Plak bir ilke daha imza atıyor. Ve Türk sanat müziğinde bizlere bir sanatçıyı daha sunuyor dedik. Öncelikle bu tanıtımımızda söylediklerimiz doğru mudur efendim? Doğru. Doğrudur. Siz de Türk sanat müziğinde güzel bir çıkış yapacağınıza inanıyorsunuz. Biraz evet. Sizi tanıyalım. Çocukluğumdan beri müziğin içindeyim. Şöyle ki annem konservatuarlı mezunu. O müzikle uğraştığı için tabii ondan bana geçti.
Dolayısıyla evin içinde devamlı şarkılar, işte şeyler, söyleşiler falan. Daha sonra bu merak bende aldı başını gitti. Okulda bando takımında görevim olmuştu. Müzik dallarında çalışmalarım oldu. Geçen hafta bir konumuz vardı sizin yine Eleanor Plak'tan. Evet. Sevdiğimiz, saydığımız büyük firma Eleanor Plak'tan yine albümü çıkmış olan Sami Köse vardı. Ve Sami Köse de bir bando takımında herhalde çalıştığını söylemişti geçen haftaki programımızda. Sizin de böyle bir benzerliğiniz var sanatçımızda. Evet. Güzel bir şey. O zaman evet. Siz de trompet falan çalıyor musunuz? Bando'da borazan çalıyordum. Borazancı başı. Ne demişti? Öyle bir sözümüz var, hatırlarsınız. Evet. Daha sonra zil vermişti hocamız. Yani borucu takımında. Bandolarda evet. Çalınan zillerden. O şekilde devam etti. Daha sonra ben Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne başladım. Orada ut çalmaya başladım. Hocalarımın şeyinde. Toplu çalışmalarımız devam etti. Ediyor zaten halen daha. Halen daha. Evet. Ve ut çalmak farklı bir şey tabii. Şarkı söylemek ayrı bir konu. Şarkı söylemek için iyi bir eğitim gerekli. Bunun için şan eğitimi lazım. Onun için de Sayın Hocam Erdem Siyavuşgil Hanımefendi ile tanıştım. Kendisinden şan dersleri almaya başladım. Solfej, nota öğrendik. Nota üzerinden şarkıları okumaya çalışmaya başladık. Halen daha şan derslerimiz devam ediyor. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Peki, Emir Tezcan'a güzel bir soru soracağım. Yani genellikle sanatçılara böyle bir soru sorduğu zaman çok büyük keyif alırlar. Bakalım siz keyif alacak mısınız? Bu sanatsal faaliyetlerinize başlamadan önce evinizde televizyon seyrederken veyahut da radyo dinlerken veyahut da bir sanatçımızın kasetini aldığınızı farzımı halledelim. Hangi sanatçıyı kendinize örnek alırdınız? Hangi sanatçımızdan feyiz alırdınız? Ve yaptığınız bu sanatsal çalışmalar içerisinde napak bir duruma hiç düştünüz oldu mu şu ana kadar? İnşallah aklınızda kalmıştır sorularımız. Örnek alırım derken bütün aslında her tip müziği çok seviyorum. Hepsini ayrı bir keyifle dinliyorum. Ancak Türk müziği öncelikle uğraştığım dal olduğu için Türk sanat müziğinde bir Adnan Şenses olabilir. Adnan Şenses, evet. Yani ne olabilir? Muazzez Ersoy Hanımefendi olabilir. Gibi Emel Sayın olabilir. Hepsini çok beğeniyorum. Bu işlere başlamadan önce, müzik dünyasına kazanılmadan önce Emir Tezcan, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Adnan Şenses dinliyordu. Peki bu hep böyle derim ben, müzik dünyasına siz girdikten sonra tanışma fırsatınız oldu mu sanatçılarımızla? Veyahut da bir kokteylde, bir konserde, bir toplantıda veyahut da bir araya geldiğiniz oldu mu? Şu ana kadar olmadı ama bundan sonra inşallah olabilir. Muazzez Ersoy'u diyelim ki gördünüz, bir yerde karşılaştınız. Soracağınız ilk soru ne olurdu acaba Muazzez Ersoy'a? Başarılı çıkışlarından dolayı, bu nostalji kasetleri ve çalışmalarındaki prensiplerinden dolayı öncelikle tebrik ederdim herhalde. Ve başarılının daimini dilerdim. Dilerdiniz. Peki tahmin siz Muazzez Ersoy'un çıkarttığı albümlerdeki nostalji şarkıları nasıl buluyorsunuz? Böyle çok bir güzel, çok beğendim. Akım başlatıldı. Çok nostalji güzel. İlk akımı. Başlatan ve 7-8-9 önceye geldi. Herhalde 12-15. 20. de olur, bilmiyorum inşallah. 7-8-9 alamadım daha henüz. Vakit olmadı daha doğrusu. Onu alacağım inşallah. Belki bugün alabilirim. Hepsi çok güzel. İyi çalışmalar. Titizlikle seçilmiş parçalar. Fevkalade güzel. Tebrik ediyorum. Keşke yani. Muazzez Ersoy da duysa bu güzel konuşmalarımızı, ne mutlu olurduk. Peki Emir Tezcan'ın Türk sanat müziği tarzında en çok sevdiği şarkı hangisidir? Türk sanat müziği tarzında yorumlamayı sevdiğiniz? O kadar engin bir deniz ki. Hepsi o kadar güzel ki. Yani sayamıyorum. Aklıma gelen çok güzel parçalar var. Her makamın kendine göre değişik parçaları var. Curcuna makam demek oluyor herhalde. Curcuna makam. Ben de tabii. Biliyorum bazı şeyler. Peki biz Emir Tezcan'dan programın ilerleyen dakikalarında böyle biraz daha konsantrasyonumuzu arttırdığımızda, birazcık daha programın akımına kendimizi kaptırdığımızda böyle şarkılardan birkaç tane rica etsem, canlı kan hep derim, alabalık misali, acaba Emir Tezcan bizi okur mu? Programın işini demiyorum, şimdi olmaz evet. Çünkü daha yeni başladık. İlerleyen dakikalarda diyorum özellikle belirterekten. Eğer kendinizi evet. Uygun hissederseniz, yani, rahat hissederseniz. Evet, olabilirse tabii. Peki, Mustafa Yaşamış'a soralım. Aynı şeyi sizden rica etse az sonra, ilerleyen dakikalarda. Tabii. Böyle kendinizi kaptırıp halk müziğinden böyle güzel örnekler bize sunar mısınız? Albümünüzden de olabilir. Tabii canım. Peki, teşekkür ederim, bu sözü aldım. O zaman şöyle birer soru daha soralım. Sonra albümlere böyle bir ara biraz yer vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Mustafa Yaşamış'ın peki örnek aldığı sanatçı kimdir? Tanışmak istediği veyahut da efendim onunla birlikte belki de bir kaset çalışmasında yer almak istediği diyelim.
Vallahi benim herkese çalışıyorum ben. Benim için fark etmiyor. Hepsini de seviyorum yani. Sanatçıya karşı saygım var kim olursa olsun. Ama genelde Müslüm abiyi çok dinlerim. Müslüm Gürses'i. Seviyorum aynı zamanda kendisini. Aynı firma yine Eleanor Plak. Evet, Müslüm Gürses'te. Aynı zamanda tanışıyoruz. Kasetlerinde vokal yaptım, beste verdim. Hani seviyorum. Bu arada tabii. Seviyorum deyince benim aklıma hep şu şarkı gelir. Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini, nasıl anlatayım sana ilk harflere baksana. Güzel bir şarkı değil güzel mi? Sevmekle ilgili bir konuşma geçtiği zaman hep takıntı şarkımdır benim. Peki Mustafa Yaşamış'ın takıntı şarkısı veya türküsü hangisidir? Sürekli söylediği kendi kendine. Ben işte genelde hepsini seviyorum. Ağzıma hangisi gelirse o anda kafama gelen mırıldanıyorum yani. Bunu seviyorum ben. Peki sizin ileride düşündüğünüz sanat yaşamınızda çıkarttığınız albümle ilgili olabilir, yaptığınız besteler ve yazdığınız sözlerle ilgili olabilir. Amacınız nedir? Böyle bir idoliniz var mı ileriye dönük yapmayı hedeflediğiniz? İdolim yok ama tabi olursa da iyi olur diyorum yani. Bir kaset yaptık, bir kaset daha yapacağız tabi. Bir oyun havası yaptık. Bir sefer fantazi düşünüyoruz, karışık düşünüyoruz. Ne vardır herkes fantazi diyor ya. Anlam varıp geliyor bana. Türk sanat müziği varken. Türk halk müziği varken, bizim güzel müziklerimiz varken, herkes bir fantaziye doğru bir gidiş var yani. Nedir ya? Mustafa Yaşamış'a soralım bakalım, niye acaba? Halkımız seviyor böyle bir şey. Halkımız seviyor, ondan. Seviyor halkımız parçaları, böyle parçaları, fantazi parçaları sevdiği için biz de onlara yakın olmaya çalışıyoruz. Oyun havası da güzel, sanat müziği de severim ben kendim aynı zamanda, çok dinlemişimdir. Seviyorum yani, o tür müzikleri hep severim. Seviyorsunuz. Peki Mustafa Yaşamış'a şöyle de bir soru soralım. Müslüm Gürses, evet. Ceylan, benim tamamlayın aklıma gelmeyen isimleri. Emrah. Hakan Taşıyan. Evet, tekrar edelim. Yani diğer Harika Avcı. Evet. Şimdi bizim bu sanatçılarımıza verdiğiniz şarkıları, söz olabilir, best olabilir. Hangileri isimlerini eğer aklınızdaysa öğrenebilir miyiz? Aklımda. Bakalım bilindikler var mı arasında? Örnek. Mesela Harika Avcı'ya şu şarkıyı, Emrah'a şu şarkıyı, Müslüm Gürses'e şu bestemi verdim. Harika Avcı'da Hasretim Şimdi. Hasretim Şimdi, evet. Müslüm Gürses'e Benim Meselem Kaseti'nde Kadehler Ağlasın. Kadehler Ağlasın, bu yabancı gelmedi bana. Demiyorum ha. Usta Kaseti'nde Haberin Olsun. Müslüm Gürses yine. Evet. Hakan Taşıyan'dan Son Kaseti'nde Seni beklerim. Seni. Söz beste yani. Beste ve güfte size ait. Evet, sözle bazı. Emrah'ta hangisi var sizin çalışmanızda? Sensizim Şimdi diye bir Sensizim başlayalım. Şimdi, onu duydunuz mu? Ben bana da pek şey gelmedi gerçekten. Ceylan da okudu. Aşina geldi. Sensizim Şimdi. Peki siz bu kadar böyle değerli sanatçılara eserlerinizi takdim etmişsiniz. Tabii. Peki bu sanatçılar sizin kaset çalışmanızda herhangi bir yardımda bulundular mı? Fazla böyle bir şey pozisyonlara giremiyoruz. Herkes kendi pozisyonlarında ama alakadar olurlar yani gitsem. Yardımcı olurlar bana. Öyle tahmin ediyorum. Aramız iyidir diyorsunuz. Şu anda ama şu konuşmanızdan herhangi bir destek çıkıldığını zannetmiyorum. Yani öyle bir şey olmamış. Kendi gayretinizde olan bir albüm. Olsun. En güzel yani insanların hep hayatta birilerinden yardım almaktan ziyade kendi emekleriyle, kendi gayretleriyle ve kendi güzel performanslarıyla bir şeyler yapmalarını her zaman tercih ederiz. Çok önemlidir. Ve başarılı olmanın da zaten anahtarı kendi kendine yapılan bir şeydir. Birilerinden yardım almadan. Kendi gayretinizde. Peki Emir Tezcan'a soralım peki böyle bir şey. Siz efendim albüm aşamasında herhangi sanatçılarımızdan destek aldınız mı? Eleanor Plak'ın sanatçılarından size yardımda bulunanlar, katkıda bulunanlar oldu mu albümümüzde yoksa siz de tamamen A'dan Z'ye hep kendiniz mi hazırladınız? Kendim mi derken hocamla beraber. Yani tabii onu anladık. Sanat camiasına destek geldiğim açısından soruyorum. İşte beste açısından olsun, söz açısından. Yok hayır. Hocamla seçtik parçaları. Onunla beraber çalıştık. Artı Eleanor Plak zaten. Sayın Muhteşem Canlar. Ben her zaman söylemişimdir. Atilla Apsakar. Gördüğüm zaman da ben genellikle Muhteşem Bey'le daha çok karşılaşıyorum. Çok enteresandır. Atilla Bey'i aden hep anıyoruz yani ismen hep anıyoruz programımızda ama daha karşılaşma imkanımız olmadı. Ama Sayın Muhteşem Canlar'ın hep demişimdir. Eleanor Plak'tan Seniha'yı konuk ettik. Grup Buse'yi konuk ettik. İşte Sami Köse'yi konuk ettik. Bu pazar siz varsınız. Emir Tezcan, Mustafa Yaşamış. Ve böyle güzellikleri müzik dünyasına kazandıran, böyle yetenekleri müzik dünyasına kazandıran bir firmanın
yapımcısı olarak Muhteşem Candan'ın olması şöyle de bir enteresanlığa neden oluyor. Hem sizin gibi güzel sanatçıları, böyle yetenekli insanları müzik dünyasına kazandırıyor. Yani adının muhteşem olduğunu yalanlamıyor, ortaya çıkartıyor. İşte bak adım gibiyim demek istiyor yani. Her zaman takdir etmişimdir. Ve bu takdire şahiyanımı her zaman da sürdüreceğim bu konuda. Efendim, Sayın Muhteşem Candan adı gibi muhteşem, soyadı gibi de Candan bir insan. Yani bu kadar bir güzellik, bu kadar büyük bir tesadüf olur mu ya? İsim de soyad da şıp oturmuş birbirine. Doğru. Kadir Candan. Muhteşem Kadir Candan. Hem de Kadir. Kadir de çok güzel bir isimdir zaten. Onu biz tabii bilmiyoruz. Bütün halkımız. Kadir dinliyor zaten seni. Dinliyor. İnşallah dinliyorsa. Ve bir de telefon bağlantısı yapsak ne mutlu olurdum ama. Bilemeyeceğim. Ben mesajımı gönderirim. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla Eleanor Pla, yani çok değerli başka sanatçılar da katılacakmış yakında. Yani Sayın Muhteşem Candan daha ilklere imzasını sürdürecek önümüzdeki günlerde. Bu ilklerle çok ses getirecek yani. İnşallah. Bunları söyleyeyim. İnşallah. Emir Tezcan mesela, İnşallah. Bu albümünüz hareketli Türk sanat müziği çalışmaları var. Çok hoşuma gitti. Ben böyle çalışmaları gerçekten de severim. Ses getireceğine inanıyorum. Çok benim güzel. Bir dinleyici olarak düşüneceğim. Mustafa Yaşamış'ın zaten albümü hareketli. Evet. Halkımızın bu tür şeylere ihtiyacı var bu son dönemlerde. Evet, katılıyorum. Ve birçok da sanatçıya söz ve besteleriyle katkıda bulunan Mustafa Yaşamış'ın da halkımız tarafından hak ettiği ilgi göreceğine eminim. Keza aynı şekilde Emir Tezcan için de bunları söyleyebiliriz. Peki, albümlere geçmeden önce sırayla dinleyeceğiz ama bir soru daha sorayım. Ben doyamıyorum soru sormaya. Mutlaka soracağım. Bir tane daha sorayım, bir tane daha sorayım. Bir saat geçecek yine şimdi. Evet. Olsun, bu da Erdem'le de şey muhabbet farkı olsa gerek. Evet. Emir Tezcan, sizin efendim yazdığınız şarkılar, yaptığınız besteler var mı? Kaç tane besteniz, güfteniz oldu şu ana kadar? Şöyle söyleyeyim, elle tutulur çok ciddi şeyler yok elimde beste olarak. Fakat çalışmalarım var. Bunları yapıp hocamla beraber etüt ediyoruz. Erdem Siyavuşgil. Erdem Siyavuşgil hanımefendiyle evet. Beraber hayata geçireceğiz inşallah. Çalışmalarım devam ediyor beste konusunda. Peki Emir Tezcan... Yeni başladım diyebilirim. Emir Tezcan, diyelim ki oturdunuz efendim odanızda, evinizde. Televizyon seyrediyorsunuz. O anda otururken albümünüzle ilgili veyahut da bundan sonraki çalışmalarınızla ilgili hiç söz yazdığınız olur mu zaman zaman? Veyahut da yazıp da bir çekmeceye atar mısınız? Nasıl olur? Bir şiirden, bir hikayeden, bir kitaptan veya televizyonda herhangi bir programdan bir söz, ne bileyim değişik bir esinti, herhangi bir şey olabiliyor. Yani zaman zaman bir şey yapıyorum. Öyle bir şey yaptınız yani değil mi efendim? Yapıyorum, yapmaya çalışıyorum ama... Peki ben inşallah zor bir soru olarak evet. Görmezsiniz ama oradan oraya bağlantı kurmak için zaten evet. Bunu sorduydum, bu soru mu? Şu ana kadar hangi programı veya diziyi seyrederken bir söz yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Program... Çünkü böyle şey unutulmaz biliyor musunuz ondan dolayı. Ama zaman geçmiştir de aklınıza gelmiyor olabilir, o ayrı. Evet. Bir televizyon veya program seyrederken değil ki... Değil de, pardon, bir tatilde oldu. Bir seyahate çıktığımızda bir şeyler karalamıştım söz olarak. Ama onu besteye çevirmek gibi şeylerim var. Onun gibi bir takım çalışmalarım var. Düşünüyorsunuz bundan sonrası için. Düşünüyorum bundan sonrası için. Bak ne güzel, bak ortaya çıkıyor. Sormazsak nereden bileceğiz bunları? Tabii. İnşallah iyi şeyler olacağına inanıyoruz. İnanıyorsunuz. Biz de canı gönülden öyle olmasını evet. Temenni ediyoruz. İnşallah. Albümde kaç eser var? Burada 4 tane parçamız var. Normalde çıkacak albümümüzde. Bu daha çıkmadı şu anda piyasaya. Şu anda piyasada değil herhalde bildiğim kadarıyla bu albüm. Yakında çıkıyor, çok yakında. İlk kez Erdem'le Neşe Muhabbet programında dinleyecek dinleyicilerimiz. Evet. Böyle de bizim ilkimiz var. Normalde kaç tane var? 9. 9 tane var. Evet. Kimlerin sözleri, besteleri? Bu 4 tanesi Söz Hakkı Yalçın, Müzik Metin Özülkü. Bekle parçanın ismi. İşimiz Var Seninle. Söz Reşide Murat, müzik Tarık Ağansoy. Aşık Olmam, söz müzik Mahmut Oğul. Olan Olsun, söz Gönül Şen, müzik Ömür Gencel gibi değerli söz ve müzik yazarların, bestecilerimizin parçaları. Çalışmalarıyla. Halkımıza duyurmaya çalışıyoruz inşallah. Biz de başarılarınızın devamını temenni i̇nşallah, ediyoruz her konu olduğu ediyorum. Gibi. Peki Mustafa Yaşamış'ın böyle güzel isimlerden örnek verebileceğiniz var mı? Albüm çalışmanızda size sözle ve besteleriyle yardımcı olan. Benim bestelerim? Evet. Sizinle mi? Anonim benim besteler. Anonim ve sadece diğer sizlerden evet. Program başta söylemiştiniz. Anonim ve sadece sizin. Başka hiçbir kimseden... Neşet Ertaş. Ha tabii onu önce soruyorum işte. Hacı Taşan onları söyleyin işte efendim. Neşet Ertaş. Hacı Taşan. Evet. Gerisi de anonim. Peki o zaman... ben önce Emir Tezcan'dan başlayacağız. Hiç kesmeden arkasından Mustafa Yaşamış'tan bir güzel eserle daha programa devam edeceğiz. Öncelikle ben Emir Tezcan'ın
Master CD'sini alıyorum ve içine baktığım zaman CD içinde tabii arkadaşımız bunu CD player'e koymamış. Şöyle takdim ediyorum. Çıkartıyoruz gıcır gıcır. Ve ondan sonra benim bildiğim kadarıyla A1 işimiz var seninle. Yani A1 ama yani Master CD birinci de yer alıyor. Herhalde kasette de A1 olacak bu. Evet. Çok güzel, hareketli. Klip parçası bu zaten. Aynı zamanda değil mi klip? Ha hayır, bunu konusu soralım. Emin Tezcan, bu klibiniz çekildi mi sizin, işimiz var seninle? Klibimizi çekmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde çekeceğiz. Çekilecek, yönetmen belli mi? Daha değil. Daha yönetmenimiz belli değil. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Hocam nezaretinde karar vereceğiz. Siz hep hocanızla beraber, evet. Ayrılmaz ikili. Ne mutlu, keşke hocanız dinliyor olsa da. Keşke. Oh, o hanımefendi bir bağlantı yapsak, konuşsak, sizi sorsak ona. Evet. Emir Tezcan'ı sorsak. Telefonda keşke, katılabiliriz. Keşke, yani böyle bir şey temennimiz var. Birinciyi hazırladık herhalde. Peki hocamın evlerine soralım. Mustafa Yaşamış'la sizin bir klip çalışmanız var mı, olacak? Hangisi? Burada bu kasetimde var klip çalışmam. Adını öğrenebilir miyiz? Seni beklerim. Seni beklerim. Klip çekildi. Çekildi. Kim çekti? Yönetmen kimdi? Yönetmen Zafer Ünlü. Zafer Ünlü herhalde gösteriliyor zaman zaman, zaman içerisinde. Peki onu da unutmayın, az sonra bu klip çalışmanızı dinleyeceğiz. Efendim o zaman Emir Tezcan'dan dinliyoruz, işimiz var seninle. Arkasından da Mustafa Yaşamış'tan bir saniye girmeyelim. Klip şarkınız, türkünüzün oynaması tarzındaki çalışmanızı dinleyelim, yoksa başka bir tanesi mi olsun ilk olarak? Fark etmez, hangisini alırsın. Sürpriz olsun o zaman. Peki efendim, önce Emir Tezcan, ardından Mustafa Yaşamış sizlerle. Nereden gelmiş benim haberim? Bir böyle derdinle senin söyle, nereden düştük gönüle, işimiz var seninle. Bir öylesin bir böyle derdinle senin söyle, nereden düştük gönüle, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın, sanki kalp taşımazsın, aşksız da yapamazsın, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın, sanki kalp taşımazsın, aşksız da yapamazsın, işimiz var seninle. Bükersin, çözemedim sen nesin, işimiz var seninle. Kal dersem naz edersin, aşka dudak bükersin, çözemedim sen nesin, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın, sanki kalp taşımazsın, aşksız da yapamazsın, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın, sanki kalp taşımazsın, aşksız da yapamazsın, işimiz var seninle. Yapamazsın, işimiz var seninle. Sevgiden anlamazsın,
sanki kalp taşımazsın. Aşksızlığı yapamazsın. İşimiz var seninle, sevgiden anlamazsın. Sanki kalp taşımazsın. Aşksızlığı yapamazsın. İşimiz var seninle. Derden geniş benim hobim. Halime'nin aşıkları, Halime'nin aşıkları, aman çazilleri vur kaşıkları, aman çazilleri vur kaşıkları. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Beni seversen eğer dolan gel bu yandan. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Beni seversen eğer dolan gel bu yandan. Fasulye 7,5 lira, bu fasulye 7,5 lira, hem oynasın hem kaynasın, hem oynasın hem kaynasın. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Beni seversen eğer dolan gel bu yandan. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Beni seversen eğer dolan gel bu yandan. Fasulye kaynamaz oldu, bu fasulye kaynamaz oldu. Aman Halime kız oynamaz oldu, aman Halime kız oynamaz oldu. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Beni seversen eğer dolan gel bu yandan. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Beni seversen eğer dolan gel bu yandan. Evet efendim, Medya FM'in sunduğu Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programı, konuklarımız Mustafa Yaşamış ve Emir Tezcan'la devam ediyor. Efendim, ayrıca programımızda şu anda bulunan çok sevdiğimiz, kendisini saygıyla olduğu zamanda olmadığı zamanda yad ettiğimiz Eleanor Plan, kendi tabiriyle basın müdürü Cüneyt Özcan da aramızda. O güzel neşesiyle, o güzel sohbetiyle ve gülümsemesiyle programımıza çok güzel renkler katıyor. Aslında o konuşmasıyla da renk katacağına inanıyorum ben. Bakalım sürpriz şeyler açıklayacakmış. Kiminle ilgili, kimlerle ilgili ben de merak ediyorum. Hiç sormadım, biraz sonra soracağım. Efendim, biliyorsunuz ki Ramazan ayı içerisindeyiz. Allah bütün oruç tutanların orucunu kabul etsin. Bu mübarek ayda, bu güzel ayda en iyi güzellikler, en iyi mutluluklar hep bizimle olsun. Bundan sonra da olmaya devam etsin diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Ramazan'dan sonra Ramazan bayramı geliyor. Kurbanlar kesiliyor biliyorsunuz. Avrupa Birliği
gündeme geldiğinden dolayı hepimiz duyduk ki koyun var, işte kurbanlıklar falan sokakta, yol geçen her yerde kesilemeyecek efendim. Böyle bir yasak geldi, şok bir vaziyette. Evet. Tabii ki bunları basından takip ettik. Bizim bir adetimiz vardır. Ben normalde Isparta Sütçülerliyim. Gerçi pek gitmem ama doğum yerim İstanbul ama baba tarafından, işte ailemiz tarafından böyle bir güzelliğimiz var. Ispartalıyız. Boğa'nın memleketindeyiz yani, anlayacağınız gibi. Bizim Boğa'nın memleketinde petrol vardı. Biz getirirken şurup gibi içtik mi onu? Diyebiliyorsunuz babamız. Neyse efendim, bizim Sütçüler'de falan kurban bayramlarında gittiğimiz zaman bütün herkesin kapısının önünde bir değil hatta iki tane kurban kesildiği olur. Yani resmen sokaklar, caddeler kırmızıya boyanır kurban günlerinde bizim Isparta Sütçüler'de. Ve İstanbul'da da zaten bu tür manzaraları her kurbanda yaşarız. Hatta böyle kesildikten sonra alnımıza böyle bir nokta, biliyorsunuz, parmağımızda şöyle şak dokundururlar böyle. Bu bize başarılar, işte mutluluklar ve güzellikler dilemek açısından büyüklerimizin yaptığı bir şeydir. Ufaktan günümüze kadar gelen ve bizim artık adet haline gelmiş bir davranış biçimidir bu. Ama bu Avrupa Birliği'ne inşallah girmemizi çok istiyorum. Çok güzellikler olacak Türkiye adına. Ama bu tür manzaraları göremeyeceğiz bir daha. Fakat Avrupa Birliği'nin şöyle bir önergesi varmış bu konuyla ilgili olarak, duymuşsunuzdur. İşte efendim kurban kesilemeyecek demiyoruz. Kesilecek ama çiftliklerde ve mezbahalarda. Yani artık öyle yolda herkes koyun satamayacak, koyun kesemeyecek. Daha düzenli, daha şekilli tabii. Ama bunda da bir güzellik olduğunu inanıyorum. Çünkü kimisinin kan görmeye, biliyorsunuz, dayanağı olmuyor. Dayanağı. Efendime söyleyeyim, çok zor anlar yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız oluyor. Evet. Hayırlı olacağına eminim efendim. Evet, inşallah. Bizim Temel de öyle düşünüyor zaten. O da bu alanlarda ve bu konuda çok tecrübeli bir fıkra kahramanı olduğundan dolayı bakalım bizim Temel ne yapmış efendim. Veteriner köye gelmiş. Hayvanlarda bir hastalık olup olmadığını inceliyormuş. Sıra Temel'in ahırına geldiğinde hayvanların bazılarının bağlı ve tahta bacaklı olduğunu görünce şaşırıp sorar. Bunlar neden tahta bacaklıdır? Onlar mı der Temel kekeleyerek. Canımız paça istediğinde bütün hayvanı kesemeyük ya. Evet efendim, bizim Temel de bu konuda çok tecrübeli bir fıkra baş kahramanı olarak, bakalım Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman o koyununu nasıl kesecek, nasıl değerlendirecek, mezbahada mı, çiftlikte mi, merak içerisinde bekliyoruz. Göreceğim. Daha sonraki haftalarda bunun yorumunu yapacağız hep birlikte. Şimdi mikrofonumuzun bir tanesini sevgili Cüneyt Özcan'a gönderelim, oradan mı? Buyurun efendim. Söz Cüneyt Özcan'da. Evet. Her zamanki gibi ilklere imza atan Eleanor Plak inşallah bir ilke daha imza atacak. O da bizim Erdem kardeşimiz. Yakında onun şiir albümü Eleanor'dan piyasaya sürülecek. Ona başarılar diliyorum. Ve iyi olacağını diliyorum yani, tahmin ediyorum. Bir şey diyor musun Erdem? Vallahi benim için gerçekten zor bir an. Sürpriz oldu biraz. Evet, sürpriz oldu. Ben de bilmiyordum böyle bir konuşmaya olacağını. Tahmin eder gibi olduydum ama kesin değildi. Evet. Gerçekten zor bir an. İnsanın aklına konuşacak kelimenin gelmediği bir an. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ve bundan sonra da Erdem'le de şey muhabbet olduğu müddetçe, devam ettiği müddetçe de bunu söylemekten büyük bir keyif alacağım. Evet. Her zaman Eleanor Plak için en iyi temennilerimi, en iyi dileklerimi sunmuşumdur. Unkapanı'nın çok saygı değer ve müstesna bir o kadar da büyük firmalarından bir tanesi Eleanor Plak'ta çok değerli sanatçılar mevcut. Bunların bir kısmını biz programımızda Medya FM'de Erdem'le Neşe Muhabbet programında zaten konuk ettik. Bundan sonra da bu güzel isimleri konuk etmeye elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Ama benim 6 ay boyunca gece gündüz çalışıp Türkiye'nin en iyi müzisyenleri tarafından, en iyi besteciler tarafından, mesela Orhan Şener Beyefendi hocamla 6 ay boyunca çalıştık. Bütün sözleri, besteleri yaptık. Ayrıca sevgili Doruk Onatkut, belki tanırsınız. Türkiye'nin en müstesna, en yetiştirdiği değerli orkestra şeflerinden, evet, bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Onun da çok büyük emekleri oldu ve 6 aylık çalışmamız neticesinde Türkiye'de yapılmamış bir şey yaptık. Bir şiir albümü, ama bu farklı bir şiir albümüydü. Altta şarkı altyapısı akarken üstüne bizim okuduğumuz şiirler, sözler ve sözlere göre yapılmış bestelerden oluşan bir albüm. 16 tane bu albümümüzde şiirler var. Hiç bir benzeri daha şu anda yapılmadı. Ben buna 2000 yılının, milenyum çağının şiir albümü diyorum. Çok değişik, evet, yani piyasada ve olmayan bir şiir klasiği. Ben şunu da sonuna kadar da savunmayacağım. Biz bunu yaptık, çalıştık, uğraştık, didindik, böyle bir şey yaptık. Ve gerçekten de büyük uğraşlarla, büyük titizliklerle ve hassasiyetle yapılan bir albüm. Buna güveniyoruz biz efendim.
Biz bu albüme güveniyoruz. Zaten Eleanor Plak gelmezse yani bugün Erdem'in albümü bizden Eleanor'dan çıkmaz. Çıkmazdı evet. Sevgili Cüneyt Özcan. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Bir tanesini yayınlayacağız az sonra. Şiirlerimizden evet. Bir tanesini. Öncelikle tabii böyle güzel bir firmadan çıkması büyük bir mutluluk. Dediğim gibi Unkapanı'nın en saygıdeğer, en büyük firmalarından bir tanesi Eleanor Plak. Her zaman için Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programı devam ettiği müddetçe, sürdüğü müddetçe bu firmamızı Eleanor Plak Muhteşem Candan'ı saygıyla, sevgiyle yad edeceğiz. Cüneyt Özcan da tabii ki. Biz de sana başarılar diliyoruz. Ve nice mutlu günlerde, nice mutluluklarda buluşmak ümidiyle programımız bitti. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Haydi arkadaşlar gidebiliriz artık. Şimdi gelelim programımızın ikinci bölümüne, kaldığımız yerden bir hafta geçti. Şimdi ikinci pazar yine aynı sanatçılar. Artık Eleanor Plak dedik ya, hep Eleanor Plak sanatçılarını konuk edeceğimiz için programda. İkinci hafta yine sizlerle birlikte buluştuk programımızda. Buyurun efendim. 48 tane sanatçı var. Evet. 48 haftayla tekrar başa döneriz. Tekrar bir 48 hafta daha devam ederiz. Peki. Çok mutlu oldum. Yani tutmayın beni, Eleanor Plak diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim program sonuna kadar. Peki ben Mustafa Yaşamış'a dönmek istiyorum. Evet. Evet Mustafa Bey, şöyle mikrofona bir yakınlaşın efendim. Mustafa Yaşamış, en çok hayatta yaşadığınız neden keyif aldınız şu ana kadar? Hayatı yaşadık sıra her şeyin zevk olması lazım insanların. Her şeyinden, doğasından, suyundan, toprağından, çiçeğinden. Peki. Bir şey soracağım. Bu arada tabii efendim muhabbet çok güzel gidiyor. Çok aile gibi olduğumuzdan dolayı keyfimiz yerinde. Sizin efendim özellikle televizyonda veyahut da yok radyo katmıyım. Televizyonda en çok keyifle seyrettiğiniz program hangisidir sevgili Mustafa Yaşamış? Vallahi ben fazla televizyonu seyretmiyorum. Cüneyt diyor ki oradan Mustafa Yaşamış şirinleri. Her sabah şirinleri seyretmeden çıkmaz evde. Tesadüf açıyorum insanlara seyrediyorum burada. Şirinler siz yapamıyorsunuz efendim. Bunu ben duymuştum zaten de önce sordum. Laf arasında böyle bir muhabbet geçiyordu. Dedim Mustafa Yaşamış'a söylemek söylemediniz efendim. Cüneyt sizden önce cümlemizi tamamladı. Şirinleri seyrettiğinizi söyledi her sabah. Televizyonlarda televizyon seyrediyorum tabii. Düşünüyorsunuz efendim demek hayır, ki. Hayır düşünmüyorum. Bana... Okan Gülbay. Kim efendim? Okan Gülbay. Gülbay. Onu mu seyrediyorsunuz? Evet. Peki. Ben Emir Televizyon'a dönmek istiyorum. Efendim Mustafa Yaşamış'ın her sabah şirinleri seyrettiğini ve Okan Gülbay'ı seyrettiğini duyduk. Acaba sizin böyle takıntı programlarınız veya isim var mı? Takıntı derken akşamları 8.30'da Kanal D'de biliyorsunuz Çarkı Felek bayağı bir takıntı olmaya başladı. Çok hoşuma giden bir program. Çok da gülüyorum. Onun haricinde TRT 3'te ve 4'te Türk Sanat Müziği konserleri oluyor. Onları dinliyorum. Pazar günleri eğlence programları oluyor. Değişik sanatçılar çıkıyor. Bunun gibi. Cüneyt devam ediyor. Çok güzel araba sürüyor biliyorsunuz. Cüneyt evet hızlı çok kullanır. Çok güzel araba sürüyor. Peki Emir Tezcan araba kullanır mı? Böyle. Tabii benim müziğin haricinde esas müzik ikinci işim. İkinci işiniz? Birinci işim otomotiv parça alım satım otomotiv sektörü. Fakat müzik önceden hobi gibiydi. Fakat belirli bir şeyden, aşamadan sonra birinci işimi geçecek gibi bir duruma gelmeye başladı. İkisini beraber götürüyorum. Dolayısıyla araba kullanmayı seviyorum. Kendi arabamla tabii. Peki araba alım satım parçaları, alım satım işinde uğraştığınızdan bahsetmiştiniz. Evet. Kendi dükkanınız falan var mıydı yoksa? Evet. Vardı. Tabii. Halen devam ediyor mu dükkanda çalışmasın? Nerededir bu dükkan? Atölye 4. Levent. 4. Levent. Sanayi sitesi var orada zaten. Evet. Hem sanatçılık hem de iş hayatınız. İş hayatı. İkisi bir arada, iş hayatınız bir arada gidiyor. Ne mutlu. Zaten hep derim ve demeye de sürdüreceğim. Bizim sanat camiası olan şarkıcılarımız, tiyatro oyuncularımız, sinema oyuncularımız, dizi oyuncularımız, hatta klip oyuncuları. Biliyorsunuz artık klip de bir dizi oyuncuları, bir film oyunculuğu gibi büyüdü, aldı bir çığ gibi gidiyor. Hep ikinci bir işleri olmalı zaten. Eğer bu alanda ölünceye kadar dimdik ayakta durabilmek istiyorlarsa mutlaka ikinci bir dayanakları olacak. Sizin mesela araba parçaları alıp satımı yapıyorsunuz. İkinci mesleğiniz. Ya böyle bir ikinci işi olması lazım sanatçılarımızın. Okay. Bu engin tecrübeme dayanaraktan bunu fark ettim. Ve hepinizin de zaten bir diğer sanatçı arkadaşlarımızın da bütün bu alanda olan herkesin de benimle aynı fikirde olacağını eminim. İkinci bir iş şart efendim. Evet. Evet. İkinci bir iş şart. Peki ben Mustafa Yaşamış'a soralım efendim. Sizin ikinci bir işiniz var mı şarkıcılığın, yorumculuğun dışında? Beste yazmanın, yapmanın dışında? Ben müziğin işçisiyim arkadaş mı diyorsunuz? Evet. Aynen böyle değil mi? Peki ben Mustafa Yaşamış'a bir soru daha hemen soralım madem böyle. Müziğin işçisiyim diyorsunuz efendim. Peki bunu
demenizde en büyük etken nedir? Ne yaptınız efendim bu kadar müziğin işçisi olarak kendinizi görüyorsunuz? 20 senedir çalışıyorum, daha ne yapayım? 20 senedir ama bu 20 seneyi biraz anlatın bize. Müzisyenlikle başladık. Gazinolar. Solistlerin arkasında eşlik ettik. Sonradan besteler, işte müzikler. Devam ediyoruz, seviyoruz işte böyle. Böyle diyorsunuz. Peki, gazinolardınız bir dönem, herhalde bu gazino programlarına çıktınız. Peki bu gazino programları yaptığınız sırada, çalıştığınız diğer sanatçılar kimlerdi mesela şu anda bizim bildiğimiz? Örnek mi vereyim? Örnek verin. Diyelim, Müslüm Gürses'in arkasına eşlik etsin. Hep Müslüm Gürses. Yıldız Seyircan. Yıldız, ha evet. Gökhan Güney. Gökhan Güney. Kader. Kader. Ceylan. Eşlik ettin derken bir müzik aletiyle. Tabii müzik aleti. Neyi çalıyordun? Neyi çalıyordun? Neyzendiniz yani efendim. Neyzendim. Ki niye getirmediniz? Keşke getirseydiniz burada. Getirseydinizi getirirdik. Her şeyi ben mi düşüneceğim efendim yani? Cüneyt niye söylemedin? Bak geçen hafta sanatçımız trompet getirmişti burada ve trompet solo yaptı ve dinledik keyifle. Bir neyzeni de dinlemekten İnşallah, keyif aldık. İnşallah bir dahaki sefer. İnşallah zaten bundan sonra Elinor Plak bizim tek firmamızdır yani. İnşallah bunu söyleyelim. Evet. Peki neyle eşlik ettiğiniz dönemlerde sesinizin bir fark teşkil ettiğin, yani acaba ben de bir solo albüm yapsam, çıkarsam başarılı olurum dediğiniz an nasıl oldu? Hiç öyle bir şey düşünmedim ben. Sadece duygusal olarak seviyorum o işi. Sevdiğim için de çalıyorum yani. Duygusal olarak yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye düşünmedim ben. Yani çalmayı sevdim. Müziği dinlemeyi sevdim. Müzik yapmaya çalışıyorum. Ne özellikle birisinin tavsiyesi olmadı. Kendiniz böyle bir Hayır, şey karar verdiniz. Kimsenin tavsiyesi yok. Peki o zaman arkadaşlar biz hiç telefonlarımızı hatırlatmadık biliyorsunuz program başladı başlayalı. Bir telefonlarımızı ilk defa hatırlatıyorum. 0216 489 51 56 0216 489 51 57 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir de Mustafa Yaşamış'tan rica edelim. Şuradan da okuyabilirsiniz. 0216 489 51 56 0216 489 51 57. Bravo! Okudunuz efendim. Bravo. Okudunuz yani. Emir Tezcan'dan da rica ederim. Sizin de güzel sesinizi duyalım. Telefonlarımızı hatırlatırken. Teşekkür ederim. 0216 489 51 56 0216 489 51 57 den bize ulaşabilirler sevgili dinleyicilerimiz. Peki sevgili Emir Tezcan. Efendim sizin hocanızın Erdem Siyavuşgil, değil mi? Siyavuşgil. Evet, Siyavuşgil. Gil, evet. Evet. Gil. Güzel söyledim, hiç hata yapmadan. Yapmadan. Kaç senedir bu hanımefendiyle çalışıyorsunuz müzik hayatınızda? Şan eğitimi takribi 3 senedir devam ediyor. Bunun haricinde müzik cemiyetinde ut çalma ve oradaki çalışmalarımla beraber takribi 10 sene. 10 senedir evet. Beraber çalışıyorsunuz sizin hocanız. Evet. Peki efendim Erdem Siyavuşgil hanımefendinin sizde en takdir ettiği yeteneğiniz hangisidir? İşte senin çok iyi bir tenörsün, işte bas baritonsun, böyle biliyorsunuz terimler var müzik camiasında evet. Sanatçıda adledilen. İşte çok güzel beste yaparsın, çok güzel söz yazarsın, şu şarkıyı çok iyi icra ediyorsun. Mutlaka hocanızın sizde ekstradan belirlediği bir yeteneğiniz vardır, takdir ettiği. Evet. Sizde bu yetenek nasıl acaba? Bunu öğrenebilir miyiz? Ses rengimi beğenir hocam. Bariton, koyu bariton. Ancak tenor partisi de okuyabiliyorum. Yani tenorların çıktığı yerlerde de dolaşabiliyorum. Aşağılarda bayağı çok peslerim var. Geniş bir sesim olduğunu söylüyor. Ses rengimi beğeniyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Peki bize biraz bir örnek sunmak gerekirse bu anlamda. İşte koyu bariton dediniz değil mi efendim? Evet. İşte biraz tenor üstü falan böyle bir açıklama yaptınız. Bunlara biraz örnek vermek gerekirse nasıl örnekleyebiliriz? Örnek derken şöyle ki baritonlar koyudur, koyu sestir yani. Evet, koyu bariton dediniz. Evet, tenorların incedir sesi. Tenorlar yukarılarda, yani tiz seslerde dolara kadar çıkabilirler ya da si natural verebilirler. Bariton da normal bir bariton oralara kadar zaten çıkamaz. Ses sınırı kısıtlıdır. Ama tenor yani kadın sesinden okuma denilen hem erkek hem kadın sesi denilen bir sistem var. Ölçü eğer şey genişse, ses rengi seviyesi genişse tenorun
çıktığı yerlere kadar da bir bariton çıkabiliyor. Ama bu bir çalışma neticesinde oluyor. Siz hangisi söyle. Olarak söyleyebilirsiniz sesiniz için? Benim bariton. Ancak tenorların çıktığı yere kadar çıkabiliyorum. Peki şöyle yani, tarafsız bir soru sorayım. Tam yukarıya kadar değil de. Tarafsız ama evet. Sizden de en kalben cevabınızı merak ediyorum. Evet. Bir erkek için aranan ses rengi hangisidir? Yani işte bu ses gerçekten başarılı olur. En güzel erkek ses olarak adlandırabileceğimiz tenor mu, bariton mu, bas bariton mu hangisi oluyor? Tarafsız kalben cevabınızı bekliyorum. Çok enteresan tabii bu soru. Fakat şöyle söyleyeyim. Bugün bir rahmetli Tanju Okan biliyorsunuz ki baritondu. Fakat çok güzel yorumları vardı. Çok güzel okuyordu. Ben öyle cevaplamayayım da bestenin sese uygun olan bir şarkı diyelim. Tamam, ses tonuna uygun çalınmış, altyapısı hazırlanmış bir şarkı. Bence ses rengi önemli değil. Yani bariton veya tenor olması önemli değil. İyi adapte edilmiş bir parçayla her zaman için ses öne çıkabiliyor. Yani önemli olan kendi sesinize rengine uygun bir şarkıyı seslendirebilmek evet, diyorsunuz tek evet, soru. Öyle, evet öyle düşünüyorum. Mikrofona söyler misiniz Mustafa Bey? Kendi kontrolünü edecek. Peki sizin ses renginiz bunlardan hangisine giriyor acaba? Aynı beyefendinin dediği gibi. Genelde pes. Pes seslere çıkabiliyorsunuz. Pes. Peslerimiz daha kuvvetli yani pesim. Yani sizlerle biraz daha düşebiliyor ses peki. Olarak. Buyurun Emre Bey mikrofonu söyleyin. Ses sanki şey... Yok sesimiz gayet iyi, hiçbir sorun yok değil mi? Gayet sesimiz güzel gidiyor. Ben şimdi sizlerden bir şey rica edeceğim. Programın böyle... Nasıl efendim? Keyifler yerinde mi? Önce onu sorayım. İyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Öğrenebiliyor muyuz? Sizin sayenizde. Biz de efendim sizin sayenizde güzel bir program yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben Mustafa Yaşamış'tan bir şey rica edeyim. Mustafa Yaşamış bize acaba albümünden bir türküsünü şöyle canlı söyler mi acaba? O pes sesinizden. Değil mi? Doğru söyledim mi? Olabilir. Tamam. Ne okuyalım? Vallahi ne isterseniz. Hazır böyle ses renklerine falan girdik. Sizin sesiniz şu, sizin sesiniz şu dedik. Bunu böyle güzel bir çalışmanıza tamamlayalım. O yar zülfünü darar da gönül yarını arar. O yar zülfünü darar da gönül yarını arar. Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de benimki bir tanesi. Efendim teşekkür ederim. Güzel bir çalışma gerçekten. Yani benim de sevdiğim ufak bir kubleydi ama olsun yeter efendim. Biz keyiflendik ufak da olsa bu söylediğiniz kadarıyla da keyiflendik. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim ben Emir Tezcan'a dönmek istiyorum. Şimdi normalde Türk sanat müziği yani Türk müziği çalışmalarını canlı seslendirmek, saz olmadan seslendirmek çok zor. Evet. Bu tarzımızın böyle bir güçlüğü evet. Var ama Türk sanat müziği nedense benim kendimi bildim bileli en keyifle dinlediğim, en zevk aldığım ve o içindeki o enstrümanların, o altyapının, o melodinin beni en çok etkilediği bir müzik tarzıdır Türk sanat müziği. Evet. Ve gerçekten de bununla ilgili birçok programlar yaptım. Bunun da farkındayım. Saz pek güzel olmuyor. Sanatçılar tam hakkıyla icra edemiyorlar bu evet. Tarzımızı ama ben Emir Tezcan acaba sazsız olarak böyle bir şey biz rica etsek bu güzel açıklamalarımızı yaptıktan sonra size bırakıyorum efendim. Böyle bir, içinizden bir şey geçer mi acaba? Tabii zor şimdi. Saz. Ben size bir örnek vereyim o zaman. Bir örnek vereyim daha sizin yardımcı olmak evet. Adına. Bundan yaklaşık 2 ay kadar önce programımıza Bursa'dan bir konuk çağırmıştık. Ertan Bilge arkadaşımız evet. Adını soyadı bak hiç unutmadan aklımda kalmış. Ulusal ses yarışması birincisi Türk sanat müziği tarzında. Hı hı. Ve Bursa'da oturuyordu. Programımız için Bursa'dan getirdik ve program dönüşünde de Bursa'ya otobüse yolcu edip gönderdik. Efendim bu arkadaşımız burada konuk olduğu zaman aynı konulara girdik yine işte Türk sanat müziğinin böyle sassız çok iyi okunamayacağını. Bunun özelliğinin zaten bir ut efendim bir kanun, bir efendim darbuka, ciddi eşlik etmesi gerektiğini de ortak noktaya vardık. Fakat bu Ertan Bilge arkadaşımız böyle oturduğumuz zaman bu müzikle ilgili çok güzel konuşmalara girdik. İşte hocalarından bahsettik, evet. Güzel bu bestelerinden bahsettik Türk sanat müziğinin. Ve ondan böyle bir şeyler rica ettiğim zaman bu konuşmaların ardına
çok güzel yorumlar yaptı bize. Hatta bir değil bir taneyle başladık. Bir tane daha söylemek istedi. Hatta program şarkı arasında Erdem ben bir tane daha okuyabilir miyim? Açıldı yani. Evet. Açıldı gitti. Eren Şahabi 10 tane okumuştur herhalde programda. Bu türün de böyle bir özelliği var. Evet. İnsanlar zorlanıyor sassız okumaktan. Evet. Evet. Bir tane rica ettiğiniz zaman ikincisi de üçüncüsü de geçip bu sefer sanatçının kendi isteğiyle bir tane daha okuyabilir miyim diyor. Çok enteresan, bunu keşfettim. Ondan zaten oraya döndüm o konuya. Şimdi bu şartlar altında acaba Emir Tezcan ne diyor, ne düşünüyor acaba? Ufak bir şey söylemeye buyurun efendim. Dedim yani. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışın dağdan süzülen işvene kurban olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Gibi. Bravo! Efendim, hemen şunu söyleyeyim. Sassız dedik okumaz ama çok güzeldi. Hoşumuza gitti. Çok mert. O güzel Türk sanat müziğinin bu güzel şarkılarını bir sanatçımızdan belki saz eşliğinde değil, sazsız dinlemek de çok büyük bir keyif oluyor. Çok biraz mert. Da zorladık sizi ya, gerçi. Rahatsızsınız farkındayız ya, ama şeydir. Olsun efendim. Bizi kırmadınız. Bu kadar açıklamalarımdan, bu kadar konuşmalarımdan sonra söylediniz ya. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir el sıkışalım efendim. Sağ olun, var olun. Yani beni kırmamış oldunuz. Efendim ben bu güzelliğin üstüne böyle Mustafa Yaşamış'tan bir türkü dinledik. Efendime söyleyeyim, Emir Tezcan'dan bir Türk sanat müziği şarkısı dinledik. Program çok güzel gidiyor. Ben eğleniyorum. Yani olun, burada büyük bir keyif alıyorum. Böyle çok sanki güzel. Zaten hep derim Erdem de Neşe'yi muhabbet, ailenizin evet. programı diye. Efendim bu programımızda şu anda hepimizin keyif aldı ve inanıyorum ki dinleyicilerimizin de keyif aldığı inandığım bu programımızda sizin albümlerinize dönerekten albümle ilgili biraz daha soru soracağım size, sonra tekrar şarkılarınıza döneceğiz albümden. Efendim öncelikle Mustafa Yaşamış'a soralım. Evet. Sevgili Mustafa Yaşamış, bu kadar Nazino programlarında çalıştınız. Bu kadar sanatçılara ismini söylediğiniz çok değerli büyük sanatçılar var. Bunlara güftelerinizde, yaptığınız bestelerinizde katkıda bulundunuz ve nihayet zamanı geldi ve bir daha albüm çıkarttınız. Oynamaları tarzı. Bir klibiniz çekildi. Neydi klip türkünüzün adı? Seni Beklerim. Seni Beklerim. Ya yani artık siz de bizim klipli sanatçılarımız arasında yerinizi almış oldunuz. Evet. Peki efendim, klipli bir şarkıcı olmak nasıl bir duygu? Bundan biraz bahsedelim. Güzel bir şey aslında, klibi, kasetten sonra klibi çekilmesi, dağıtılması, seyredilmesi benim için güzel bir şey, keyif verici bir şey ama şimdilik bekliyoruz tabi, tam keyif verici olmasa da güzel yani. Keyif verici değilsin sadece. Peki güzel, nerede çekildi sizin klibiniz? Yeşilköy'de falan işte sağda solda çekildi, İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekildi. Sağda solda çekildi evet. Efendim. Zafer Ünlü herhalde yönetmen demiştiniz. Evet. Kaç gün çalıştınız siz de klip çekiminizle ilgili olarak? 3-4 günü çalıştık. 3-4 gününüz geçti. Peki bundan sonra Mustafa Yaşamış, bu albümünüzle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunda benim işte tam istediğim gibi olmadı. Ben bir tane daha albüm çıkartayım. Onunla kendimi asıl halka sunayım mı diyorsunuz? Yoksa bu albümle ilgili daha çok bizim yapacaklarımız var. Yani bu daha hiçbir şey değil. Daha halk bilmiyor, tanımıyor. Yakında tanıyacaklar mı beni diyorsunuz? Bu öz düşüncelerinizi öğrenebilir misiniz? Sizinle katılıyorum. Halkımız beni yakında tanıyacak. Yakında. Yani bu albümle diyorsunuz. Bu albümde çok güzel çıkışım olacak. Kesinlikle. Peki bunu böyle canı gönülden dinleyicilere ithafen şöyle bir mikrofona da söyler misiniz? Sanki canı gönülden söylüyorum. Söyleyin efendim bir daha. İnşallah. İstiyoruz yani, kendimizi tanıtamadık, kasetimizin tanıtımı olmadığı için inşallah yakında kendimizi tanıtacağız. Tanıtacağız inşallah kendimizi, o zaman bir yerlere gelmeye çalışacağız şarkılarımızla, okumalarımızla, duygularımızla. Peki, şimdi bir şey soracağım. Evet. Dediniz ya Mustafa Bey, ben yeterince bu albümün tanıtımı yapılmadı, yakında inşallah çok iyi tanıtım yapılacak ve herkes Mustafa Yaşamış'ı tanıyacak dediniz. Tabii, şu anda tanıyorlar beni. Elinor Plan basın müdürü arkadaşımız Cüneyt Özcan burada, bu konuda en yetkili ağız zaten. Evet, ve az önce de büyük açıklamalar yaptı, beni çok mutlu etti. Evet. Zaten o keyfin içerisindeyiz şimdi. Sizin tanıtımlarınızla ilgili bakalım ne söyleyecek? Evet.
klip çekiminde talihsiz bir olay oldu. Herkese araba çarpar. Bizim Mustafa abimize tren çarptı. 15 gün hastanede yattı, kaburga çocukları. Bir saniye, bir dakika, böyle bir şey hatırlıyorum ben, bu haberler evet. Falan yer aldıydı hani. Evet, Star'da falan. Bir saniye, dur, doğru. Bak Cüneyt, bunu sen söylüyorsun, sevgili Mustafa yaşamış, sen niye söylemiyorsun bunu? Şimdi, hani biri vardı televizyonda haberlerde seyrettiğimiz, işte evet. Müslüm Gürses'e, Emrah'a, Ceylan'a, evet. Hep besteleriyle işte onlara sahnede eşlik eden ve sonra da kaset yapmaya karar verip bir kaset çıkartan zarla zorla büyük güçlükler altında ve klibini çekeceği sırada da bir tren kazası geçiren evet. Ve hastanede ayağınız mı kırılmıştı? Hayır, sırtımdan zedelendim. Sırtından zedelenerek hastanede yatan ne kadar talihsiz bir arkadaşımız diye televizyonda haberlerde izlediğimiz siz miydiniz evet, yoksa? Benim. Allah Allah. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Cüneyt söylemesi haberimiz olmayacak. Ben öğrendim. Hatta Cüneyt Bey şaka yapıyor gibi geldi baştan ama geçmiş olsun. Farkındaysanız efendim bizim haberlerde de çok yer aldı. Evet. Çok güzel. Bunu Cüneyt olmasa öğrenemeyecekti. Peki efendim bize şu klibinizin çekildiği yer Yeşilköy tren istasyonu muydu? Evet. Nasıl oldu da tren çarptı efendim size? Vallahi ben de anlayamadım. Karşına geliyor tren. Öğreniyorum yani Cüneyt olmasa haberimiz olmayacak. Peki klibinizi çekiyorsunuz o anda tamam. Anladım. Evet. Koskoca treni görmüyor musunuz karşıdan? Ya karşımdan geliyor göremedim. Bir baktınız tren size mi çarptı? Evet tren karşımdan geliyor ben fark edemedim. Şarkıya adapte olmuşum o anda. Arkadaşlar yönetmen bu tarafa diyor. Sen? Ya ben de diyor ki ne bağırıyorsun kardeşim diyorum. Ben poz vereceğim sandım. Demek ki tren geliyor bir şarkı yok. Peki koskoca bir demir yığınının evet. Önünüze çarpıyor ve sırtınızı azıcık zedelenerek kurtuluyorsunuz. Allah'ın sevgili kulusunuz. Şeyler, basamaklar var o trenin basamakları. Evet. Onlar benim böyle dönünce sırtımı sıyırıp geçiyor. Beni atıyor öyle. Yani demek ki 3-5 santim daha geride olsaydınız. 3-5, ben sola dönmesem tam bitmedi. Elimizi açacaktık. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha başlayacaktık. Tabii. Allah korusun. Ama şimdi, Allah gerçekten sizi korumuş. Yani o olayı da hatırladım ben. Hastanede yattım ben. İnterşin Hospital'da yattım. Nerede yatmışsınız efendim? İnterşin Hospital. Hospital. 15 gün mü yattınız? Hayır. 6 gün. 6 günde kendinize geldiniz. Peki efendim geçmiş olsun dediğim. Ben o olayı televizyonda izlerken de bayağı gülmüştüm ya dedim. Bu dedim kocaman treni görmüyor mu da? Yani demek ki hakikaten de Allah'ın sevdiği bir kuluymuş. Temiz kalpli, saf bir insanmış ki dedim. Allah korumuş yani. Açıkça içinden böyle ama bir şey geçmiş. Ama biz de göremedik işte tren geldi halinden. Olsun ya ne diyelim. Bak. Nazar değmesin. Yani Allah hepimizi korusun. Yani gülüyoruz aynen. Belki anlatıyoruz bunları. Tabii, biraz espri mahiyetine dönüştürüyoruz ama. Yani, yani hayatta bazı şeylerden de espri yani, çıkartmak esprisi, lazım. Durup dururken adam tren çarpar mı ya? Ben çarptım işte. Ve tren kazalarında nece hayatını kaybetmiş büyük insanlarımız var. Yani hazır bu vesileyle Allah hepimize sağlıklı, uzun ömürler cümlemize. Biz de efendim yolda yürürken, karşıdan karşıya geçerken, tren istasyonunda şey birazcık olur. Daha dikkatli olmamız lazım. Yani bizim de çıkartacağımız netice dersler budur bundan. Hazır böyle esprilerin arasında bu ciddi mesajlarımızı gönderelim insanlara. Peki efendim bu sizin olaydan sonra... Ben şimdi ben diyorum ki bu çocuklar, yani çocukların tren yollarına bırakmasınlar insanlar. Olabilir insanız. Çocuk geçer kaza oralar bir tehlikeli oluyor tren yolları. O yüzden çocuklarına dikkat etsin insanlar. Peki sizin bu klip nasıl tamamlandı ondan sonra? Hastaneye attınız falan bir şey nasıl tamamına geldi? En son işte orada bitirdik klibi. Yani o olaydan sonra bitti mi sonra bir daha mı çekildi? Hayır orada bitirdik klibi. Orada bitirdiniz. Ben de, o anda kamera arkadaşım çekiyormuş beni. Beni tren çarpınca kamerayı bırakıyor arkadaş. O trenin çarptığı anda tabii görüntülendi. Klipte yer alacak mı acaba bu görüntüde var mı? O görüntüyü alamamış. Alamamış mı onu? Korkmuş vay adam. Zafer ünlü vay vay vay. Ve aynı zamanda yere düştüğümü alıyorlar benim. Yere düşüyorum. 2-3 kişi kaldırıyor beni. Arabaya bindiriyor. Onları almışlar o görüntüleri. Neyse büyük geçmiş olsun ne diyelim yani. Yani şimdi daha farklı düşünmeye başladım sizinle ilgili efendim. Daha önceden bu sanatçımızı televizyonda izlediğimiz zaman, bu olayını haberini seyrettiğimiz zaman ben bunun Mustafa yaşamış olabileceği aklımdan bile geçmezdi. Cüneyt ne zaman söyledi o zaman öğrendim. Evet. Gerçekten de iyi bir insanmışsınız. Teşekkür ederim. Yani bunu o konuda sizi daha iyi tanıdım. Cüneyt, Mustafa yaşamış çok iyi bir insan. Bu zaten gayet aşikar bir vaziyette ortaya çıkmış oluyor bu durumdan sonra. Peki efendim, herhalde Allah'a çok büyük şükürler ettiniz. Şükür zaten yaşadığıma şükür ediyorum. İlk düşündüğünüz ne oldu sizin? Hastaneye gittiniz, kendinize geldiniz. Ne dediniz? İlk düşündüğüm bu klip şey, çok mu tutacak dediniz? Ya öyle düşündüğüm, hiçbir zaman öyle düşünerek şey yola çıkmadık biz. İnşallah dedik bir an evvel sağlığımıza kavuşuruz. Allah beterinden sakalsın dedik. Dedim, yani şükür. Peki. Şimdi
bizim şeyleri alalım elimize, CD'lerimizi alalım, oradan sizlerden güzel bir şarkılar seçelim. Efendim bu arada hazır, kusura bakma unuttum ama Emir Tezcan'ın da yakında bir klibi çekilecek. Öyle bir düşünceniz olduğundan evet. bahsetmiştiniz. İnşallah sizin evet. de başınıza böyle durumlar gelmez. Siz de çok iyi bir insansınız ama teşekkür ederim. Sizin iyi niyetiniz, o güzelliğiniz bu tür durumlarda inşallah halkımız keşfetmez. Cüneyt Şey havaalanında çekeceğiz diyor. Onu da bir yorum yapsın o zaman. Uçak çarparsa bana da. Bir yorum söyle oradan bana. Havaalanında mı çekeceksiniz Emir Tezcan'ın klibini? Deniz kenarında gemiyle. Gemiyle. İyi, o da hayırlı olsun. Peki efendim, Emir Tezcan'dan biz şimdi bekleyi dinler miyiz? Oradan hazırlayalım. 2 numarada arkadaşımızdan rica edelim. 2 numarada Bekle diye bir şarkısı var Emir Tezcan'ın. CD içinde mi? Olmuştu. İçinde mi? Tamam, hazırlan dursun. Ondan sonra da hemen akabinde Mustafa Yaşamış'tan bir güzel oyun havası tarzında o türkülerinizden bir tanesini dinleyeceğiz. Mesela ben isimlerini saydığım zaman Hocamın Evleri, Halime'nin Aşıkları, Nar Tanesi, Atım Arap, Seni Beklerim, efendim Ah Dubara, Elmalı, Gel Yanıma, Menevşe Koymuşlar Gülün Adını. Mesela şey var, Ayaş Yollarından Açtım da Geldim. Söz müzik Neşet Ertaş. Bunu dinleyeceğiz efendim. Buradan duyuruyorum. Önce Emir Tezcan'dan Bekle isimli var, Türk Sanat Müziği'nin güzel bir örneğini dinleyeceğiz. Söz Hakkı Yalçın, müzik Metin Özülkü. Bir daha söyler misin efendim? Duyulsun iyicene. Söz Hakkı Yalçın, müzik Metin Özülkü'ye ait bir parça Bekle. Soliste Emir Tezcan. Önce onu dinliyoruz. Ardından da Mustafa Yaşamış'tan sözü müziği Neşet Ertaş'a ait olan Ayaş Yollarından Açtım da Geldim dinliyoruz ve Erdem'le Neşe'yi muhabbet devam ediyor. Umut ettikçe, boşa kürek çektikçe, gelirsin gün geçtikçe bekle. Bunlar hep boş hayaller, dönmez ki hiç gidenler, ömürden geçer günler bekle. Buna bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Buna bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Tatlı uykuya, bunların hepsi rüya, dönecek sana güya bekle. Bunlar hep boş hayaller, dönmez ki hiç gidenler, ömürden geçer günler bekle. Saçlarına kar yağ, sanma ki güneş doğar, sana kalır acılar. Yola bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Yola bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Yola bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Yola bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak, kolay mı mutlu olmak, bekle bekle görürsün. Yola bakmayı bırak, biraz yaşamaya bak.
taş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma açtım da geldim. Boyunu boyuma açtım da geldim. Güzellerin içinden geçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Ayaş yollarında kervanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanın mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Efendim, Medya FM'in sunduğu Erdem'le Neşe'yi muhabbet programına konuklarımız Mustafa Yaşamış, Emir Tezcan ve Eleanor Plan basın müdürü Cüneyt Özcan'la devam ediyoruz. Bir keyif aldım arkadaşım. Böyle bir bakışı yetiyor vallahi mutlu etmeye insanı. Çok güzel de yardımları bulunuyor. Zaten her hafta kendisini görmekten büyük bir keyif oluyor. Artık haftanın 3 gün 4 günü zaten birlikteyiz yani ne de olsa. Yani ayıptır söylemesi bizim de artık Eleanor Plak firmamız mı oldu ne? Bundan evet. Sayın Muhteşem Candan'ı saygıyla evet, sevgiyle anıyoruz tekrardan. Bizim güzel iyi ki gerçekleştirdiğimiz şiir albümümüze de Eleanor Plak olarak imzasını atıyor yani sağ neticede. Sağ olsun var her zaman söylemiştik ya söylediğimiz şeyler de çıkıyor. Şimdi Emir Tezcan'la başlayalım sohbetimize tekrardan. Emir Tezcan'ın Eleanor Plak'la tanışması nasıl oldu? Benim en keyif aldığım sorulardan birisi de budur zaten. Evet, nasıl oldu? Çok iyi oldu kesin. Çok iyi oldu kesin muhakkak. Biraz şeye döneyim geriye. Ben önce cemiyette, Üsküdar Müzik Cemiyeti'nde çalışmalarım devam ederken şarkı söyleme merakı zaten oradan da arkadaşlar dediler ki sen şan eğitimi alabilirsin. Yani sesini hem geliştirirsin hem eserleri yorumlayabilirsin şeklinde. Hocamla tanıştım. Şan, solfej ve nota çalışmalarına başladık. Bu meyanda tabii gene ut ve toplu saz çalışmaları müzik cemiyetinde devam ediyor. Daha sonra hocamla bir albüm yapmaya karar verdik. Hocam dedi ki güzel parçalardan, bestelerden oluşan bir albüm sesine uygun düşünelim diye konuştuk. Ve hocamın sayesinde Eleanor Plak'la tanıştık. Sayın Muhteşem Candan ve Atilla Alp Sakarya Beyefendi ile gittik beraber oturduk konuştuk. Bu şekilde. Önce Atilla Alp Sakarya ile tanıştınız. Muhteşem Bey. Ve yani Atilla Alp Sakarya ve Muhteşem Candan tanışıp bir araya verdiniz. Kafa kafaya verip bu albümle ilgili konuştunuz ve karar verildi. Karar verildi. Çıkarımı. Peki, stüdyoda çalışmalar, okumalar. Eleanor Plak stüdyosunda yapıldı çalışmalarınız. Tabii Nişantaşı'nda. Orada çalışmalar başladı. O şekilde yoluna koyduk. Yoluna koyduk. Ve devam ediyor. Ne diyeyim çok mutlu oldum.
2 hafta sonra mı çıkar tamamen müzik marketler ne zaman bu yerine ulaşır? Takribi 15-20 gün sonra. Yani bayram civarında. Evet. O zaman bizimkine hesaplarsak bizim şiir albümümüz herhalde yine bir ay, bir buçuk ayı bulacak çıkana kadar ama olsun bir çıkacak gümbür gümbür çıkacak. İnşallah. Gümbür gümbür Gülbence biliyorsunuz TGRT'de yine en önemli plan sanatçılarından Gülben Ergen herhalde devam ediyor mu? Başka firma mı? Devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Yani evet. Say say bitmiyor güzel sanatçıların Eleanor plan. Peki efendim bu konuşmalarınız yapıldı ve bu albüm Eleanor'dan çıkacak. Karar verildi. Çalışmalar yapıldı. Herhalde 11 parçanın eserin hepsinin okuması bitti. Bitti. 11 tane var değil mi efendim? 9 tane. 9 tane. Toplam 9 tane. 11 tane nereden aklıma geldi ya? Allah Allah. 2 evet. tane ben ekledim. Kalmış olabilir. Artık ADV. Artık ADV. ADV olarak kabul ederim. 9 tanenin hemen hemen hepsi Türk sanat müziği mi yoksa sizin de böyle olur yani çok doğal karşılıyoruz artık. Aralara biraz da ticari anlamda yaklaşmak babında böyle bir iki fantezi biliyorsunuz konuluyor. Sizde de böyle... En hızlıları bunlar diyebilirim bu parçalarımız. İçinden seçtiklerimiz. Diğerleri Türk sanat müziği ama... Daha yavaş. Biraz daha ağır fakat kulağa hoş gelen çok güzel tatlı eserler. Burada isimleri açıklamayayım sürpriz olsun inşallah. Tabii nasıl istiyorsanız ben onu size bırakıyorum. Onun kararı sizin. Güzel yani. Peki. Değişik makamlarda. Değişik makamlarda. Zaten bunun güzel, farkını daha koyduğumuz zaman CD player'ımıza dinlemeye başladığımız an böyle bir farklılık hemen göze çarpıyor. Okay. Ve bunun bu farklılığın Türk toplumunda, halkının da inşallah farkı fark ederekten fark ederek. Bu albümü tutacağına eminim. İnşallah. Zaten hakkıyla yapılan, emek sarf edilerek yapılan. Her şey beğeniliyor. Ve üzerinde hassasiyetle ve titizlikle, laf olsun, torba da olsun misal değil de değil. Bir şeyleri sunabilmek adına yapılan her çalışmanın karşılığı gelir. Mutlaka. Boş kalmaz yani. Onu hemen mutlaka söylemek istiyorum. Peki Mustafa Yaşamış bu konuda ne düşünüyor acaba? Ne konuda? Dinlemediniz mi efendim? Dinliyorum. Peki. Bir de size bir daha mı soracağım yani o zaman baştan? Evet. Sorayım ben size. Değiştirerekten sorayım. Biraz yaklaşın efendim. Mustafa Yaşamış bu iki ayda tamamlandı değil mi albümünüz? Evet. Stüdyoya girdiniz. Sizin kaç ay demiştiniz? 1,5 ay civarı. 1,5 ayda bütün her şeyi komple evet. okuması 2 ay. Sizin de 2 ay. Benim 6 ay demek ki. Ben 4 ay sizden fazlayım bu konuda. Peki efendim bu 2 ay stüdyoda kapandınız. Ve hareketli oyun havaları tarzından oluşan ve Mustafa Yaşamış'ı bize sunan ve işte bir tane bir elin bir tren kazası geçirdiniz. Bir de klibiniz oldu bu albüm çalışmasından evet. sonra. Böyle bir şeyler yapıldı ve piyasaya ses sunuldu. Peki Mustafa Yaşamış bu albümünde en tutan şarkı işte bu işi götürür dediği hangisidir? Ben size de böyle soralım o zaman. Benim kasetim mi? Evet sizi değiştirerek soruyorum. Benim kasetimde... Onu dinleyeceğiz özellikle. 3-4 tane böyle beğendiğim parçalar var, güzel okuduğum parçalar. Bu benim çıkış çalışmam dediğiniz hangisi olabilir? Ben hepsini seviyorum orada genelde. Ama hepsini evet. tabii çıkış yapamayacaksınız. Çıkış yani. Yapabilir ama halkın beğendiğine bağlı artık. Sen öbürünü beğenirsin, öbürünü beğenir. Yani genelde parçalarımız hareketli olduğu için güzel yani. Ben seviyorum yani. Ayrım yapamıyorum yani. Şu parçaya çıkış yapacağım, bu parçaya. Ama bir klip daha çekersek Dubara diye bir parçamız Dubara. Var. Dubara, hemen kontrol edelim Dubara'yı. Dubara. Dübeş var biliyorsunuz. Evet, Dubara. Dubara, Dubara, Dubara. Neredeymiş? Kaç numaraydı bu Dubara? Ah Dubara. Ah Dubara. Hah buldum evet. Söz müzik Süleyman Keleş'e ait olan bir çalışmanız. Bunu işaretleyelim. Peki efendim kaç gün okuması sürdü? Bir gün bir gidin stüdyoya hepsini birden okudunuz mu? Yoksa iki gün üç gün arayla mı? Ben zaten bu parçaları seviyordum yani. Yönünde vardı da sözleri yoktu. Bunları orada geçtik parçaların hepsini genelde yani. Bir kere de okudunuz yani hepsini. Hepsini bir günde okumadım tabii canım. Kaç bir günde iki tane üç tane okudum. İki tane üç tane ve diğer günlerde birer gün arayla tabii, tabii, üç tane tamamladınız. Sizin efendim kaç gün sürdü? Bir hafta civarında. Bir hafta dokun. Evet. Peki çok enteresan benim başıma da geldi. Şimdi okumalar esnasında stüdyoya kapanıyorsunuz ya. Tamam. Kulaklığı takıyorsunuz evet. işte müzik geliyor okuyorsunuz. Öyle anlar yaşanıyor ki orada hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek. İşte kasetinizin yönetmeniyle mesela sizin Erdem Siyavuş Gil hanımefendi evet, mutlaka evet. bütün süre çalışmalarınızda yanınızdaydı. Tabii. Çok güldüğünüz, ulan vay be falan dediğiniz böyle kahkahalara kapıldığınız anlar yaşanıyor. Benim de başıma geldi bu şiir kasetimizde. Siz de hatırlıyor musunuz böyle bir şey olduğunu? Yani oldu mu gerçekten? Valla bu gülme krizi denilen bir şeydir herhalde. Okurken bir anda gece çünkü 11'de takribi 10.30-11'de gidiyorduk. Sabah 4'e kadar aralar veriyoruz, yemek yiyoruz. Yakında pastane var oradan çikolatalı spangüleler falan çikolatalı getiriyoruz. Çikolatalı spangüle. Bunlardan yiyoruz. Dolayısıyla
çalışmalar sırasında bazen bir gülme geliyor insana ve parça tekrar Tom Meister baştan alıyor. Tekrardan aynı parçayı giriyoruz. Tekrar okumaya çalışıyoruz. Bazen öyle bir devam ediyor ki bir yarım saat falan hiçbir şey yapamıyorsunuz, okuyamıyorsunuz. Ya da stüdyoya içeriye birisi giriyor, herhangi bir şey söylüyor, yüzünde bir mimik güldürebiliyor insanı. Birdenbire kendisi... Kim girdi efendim, hatırlıyor musunuz? Mehmet Köymen diye bir beyefendi. Tam onun zamanında, tam şarkınızı okurken stüdyoya mı girdi? O bayan da içeri girmişti, hiç unutmuyorum. Sonra ne oldu? Başını bir bandaj bağlamıştı. Onu görünce ben tabii gülmeye başladım. Hocam, Tom Meister, Muhteşem Bey, herkes gülmeye başladık. Bıraktık parçayı. Bu vatandaş, Mehmet Köymen değil mi efendim? Evet. Mehmet Köymen beyefendi habersiz mi daldı stüdyoya? Kendisi aşağıda stüdyodaymış zaten. Dolayısıyla yukarı çıkmış içeriye girince. Abi ya bu akşam nereye yemeğe gidiyoruz falan mı dedi giden? Tabii ben oradaki sesleri duyamıyorum. Ayrı bölüm, oradaki sesler içeriye gelmiyor stüdyoya. Yani o anda bir değişik insana ufak bir şeyden hemen zaten orada şey bir enerji birikimi var insanlarda, fay hattı gibi. Orada bir boşalacak bir an arıyorsunuz. Evet. Girdi mi? Buna benzer evet. Bir şey zaten benim de başıma geldi ama bizimki içeri birisi girmemişti. Bizimkinde bizim Tom Meister'imiz ekstradan bir şey yaptı böyle, bizi çok güldürmüştü. Ama onu anlatmayayım, telefon varmış herhalde. Evet. Alo. 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 Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler abi, genç bir kardeşimize benziyor bu. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tanıyalım seni. Ben 14 yaşındayım, adım Reyhan. Reyhan. Evet. Nereden arıyorsun Reyhan? Göztepe'den. Göztepe'den arıyorsun. Evet. Peki, sana sanatçılarımızı da tekrar isimlerini söyleyelim. Emir Tezcan ve Mustafa Yaşamış var. Hangisiyle konuşmak istersin? Emir Tezcan'la. Tamam, hadi konuşun bakalım. Evet Reyhan. Alo. Alo. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi beğenerek izliyoruz. Teşekkür ederiz. Yani ay çok heyecanlıyım. İlk defa katılıyorum. Reyhan 14 yaşındaydın değil mi Reyhan? Evet 14 yaşındayım. Hangi okula gidiyorsun? Öğretmen Harun Reşit İlköğretim Okulu'na. Göztepe'de mi? Evet. Tamam. Çok güzel. O zaman hadi bakalım, Emir abinin heyecanlıyım diyorsun ama. Evet çok heyecanlıyım. Şöyle bir derin nefes al şöyle. Bir derin nefes al. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi bakalım. Konuşun. Alo. Alo dinliyorum. Ya ben ne diyebilirim yani, çok heyecanlıyım. Bir şey de bulamıyorum söyleyecek. Ben size konuşun, sorayım. Ben söyleyeyim. Dersleriniz nasıl gidiyor? Çalışmalarınız nasıl? Derslerim iyi. Kırık notunuz var mı? Hayır kırık notum yok. Hafta sonları nelerle ilgileniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz boş vakitlerinizde? Hafta sonları kuşlarım var. Kuşları mı var? Cinsleri evet. Nedir acaba? İsimleri bir tanesi fıstık, bir tanesi de mavi. Ne cinsi? Pardon. Kanarya. Birisi fıstık. Hayır. Muhabbet kuşu. Bir dakika. Reyhan. Efendim? Biri fıstık, diğeri ne demiştin? Maviş. Mavi mi, maviş mi? Maviş. Maviş konuşuyor. Anladım. Maviş deyince aklıma Semiha geldi de. Mavi ile ilgili konuşunca artık hep evet. O aklımıza gelir oldu. Ben sabah da aramıştım. Sabah da aramıştın? Evet. Ama kaset içinde, kasete çıkmadı. Emir Tezcan'ın mı? Hayır. Semiha'nın kaseti vardı herhalde. Semiha'nın tabii canım, Semiha bize geldi, albümü de var, hepsi var. Sen Semiha'nın kasetinden mi istiyorsun? Semiha'nın kaseti istemiştim ama... Bir saniye, soralım. Burada bizim Eleanor Plan basın müdürü var. Bak bir arkadaşımız Semiha'nın kasetini istiyor, ne dersin? Verebilir miyiz kendisine? Yollarız tabii, adresini alır. Hemen bir daha mikrofona söyle, duysunlar. Reyhan şöyle söyle. Adresinizi alırsak hemen yollarız kardeşimize. Tamam, nasıl verebiliriz? Reyhan'cığım sen şimdi arkadaşa, istersen şöyle yapalım. Programımız saat 16'da bitecek, tamam mı Reyhan? Evet. Biz bir 10-15 dakika dururuz radyoda, ondan sonra çıkarız. Sen program bitince ara. Evet. Adresini bırak. Veyahut sana nasıl kaseti alabileceğini söyleyelim ve bir Semiha kasetini sana gönderelim. Peki, ay çok teşekkürler. Bir şey değil canım, bizim için zevk canım, zevk. Bir de ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Şey, insan depremler dolayısıyla yardım katkıları bulunuyor. Evet. Yani yardımları ulaştırmak için yani bir sürü insan seferber oluyor. Bir de bunların arasında bazı insanlar yardım etmiyor. Ya lütfen yardım edelim. Çünkü depremde şey Düzce'ye gittim ben. Birkaç gün önce. Düzce'nin yani çok kötüydü. Yani ne bileyim her yer harap olmuş. Evler yıkılmış. Yani çok kötü. Ne zaman gittin Reyhan oraya? Ya bir hafta önce gittim. Gezmek için yani bu bir amacınız mı vardı? Oraları gittiniz? Görmek için. Görmek için yani evet. Bir nevi gezmek için gittiniz. Evet, oraları görmek için. Televizyondan göründüğü gibi değil. Gittiğin zaman çok daha üzücü manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Yani çok zaten perişan. Evet. Bütün daha önceki programlarımızda gelen sanatçılarımızdan da gidenler olmuştu. Öyle televizyondaki görüntünün 3-5 misli daha acı görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Canlı çok.
Maalesef. Peki Reyhan'cığım. Emir teyzeme başarılar dilerim. Diliyorsun. Mustafa Yaşamış'a başarılar diliyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben de size okul hayatınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Peki yanınızdaki konukla da konuşabilir miyim? Hayır, konuş onunla da. Hadi bakalım. Mustafa Yaşamış'la konuşacaksın. Hadi. Buyurun Reyhan Hanım. Alo. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya başarılar dilerim. Siz de beğenerek izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyecek yok. Tamam, o kadar demen yeter Reyhan, o kadar söylemen yeter. Biz de sana programımızı aradığın için teşekkür ediyoruz. Sana bir Seniha kaseti göndereceğiz. Evet. Eleanor Plan Basın Müdürü'nün garantisi altında konuşuyorum. Programdan sonra arıyorsun, biter bitmez, dörtte bitiyor. Sana nasıl alacağın konusunda yardımcı olacağız, tamam mı Reyhan? Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. İyi günler. Evet, bu genç kardeşimizi de uğurladık. Şimdi arkadaşlar, bizim şiir albümümüzden bir şiirle devam edelim. Sonra da arkasından da tabii reklamları dinleyeceğiz hep birlikte. Şimdi biliyorsunuz benim şiir kasetinde 16 tane şiir var. Birincisi Erdem Deneşe'yle başlıyor. Ve diğer tarz 15 tane de bütün duygulara hitap eden, altyapısıyla, sözleriyle ve yorumlarıyla Türkiye'nin ilk şiir kaseti Erdem Deneşe'yle Muhabbet albümümüzden ikinci sırada yer alan bir şiirimiz var. Paylaşırım Kadir diye bir şiirimiz. Onunla bir devam edelim. Dinleyelim. Ardından herhalde reklamlar var. Arkasından da reklamlar. Ondan sonra da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi benden dinliyoruz Paylaşırım Kadir. Paylaşırım kaderi siyah bakışlarında. Böyle bitiririm ben gün boyu yalnızlığı. Gece gel karanlıkta, bir ışık ol yanımda. Bütün mutsuzluklarım kaybolur akşamında. Gece gel karanlıkta, bir ışık ol yanımda. Bütün mutsuzluklarım kaybolur akşamında. Gece kapılarını kaparken üstümüze, yılların sessizliği çökecek içimize. Dudağında en güzel şarkılarım olacak. Mutluluk yarınlara teselli ikimize. Senden kalan son ışık şu yaşlı gözlerimde. Mutluluğu ararken geçmişten geleceğe. Her bir çift siyah gözde ararım gözlerini. O güzel bakışında paylaşırım kaderi. Her bir çift siyah gözde ararım gözlerini. O güzel bakışında paylaşırım kaderi. O güzel bakışında paylaşırım kaderi. O güzel bakışında paylaşırım kaderi. Erdemlemiş beni muhabbetim. Şimdi reklamlar.
Kafesi Öykü Bakliyat'ta. Mutfaklardaki nefis pilavların, mis gibi çorbaların, leziz yemeklerin öyküsü Öykü Bakliyat'ta. Toplam kaliteyi arayanların lezzet odağı yine Öykü Bakliyat'ta. Öykü Bakliyat, tüm marketlerde. Artık sağlığınızı düşünmeniz zamanı. California Game Sporium ve spor sağlığı tesislerinde fitness, tenis, aerobik, futbol, solaryum, masaj, sauna, tenis dersleri, rehabilitasyon, diyet, vitamin bar, bahçe bar ve restoranıyla deneyimli uzman kadrosuyla sağlıklı kalmanın ve sporun adresi. California Game Sporium ve sağlık tesisleri ve spor okulları Bostancı'da. Telefonlarımız 0216 380 59 59 410 22 36. 0216 380 59 59 410 22 36. Boyadaki sır, sır boya. Sanayi boyaları, inşaat grubu, mobilya ve aksesuar boyaları, endüstriyel epoksi zemin kaplamaları, sır boya kalitesi ve güvencesiyle. Tüm ürünlerimizde bir yıl firma garantimiz vardır. Telefon 276 32 87. 276 32 88. Boyadaki sır, sır boya. Kalitenin güvencesi. Kuveyt Türk güvencesiyle kurulan Körfez Tatil Beldesi'nde şifalı kaplıca hamamları ve kendi dairenizde, kendi banyonuzda şifalı kaplıca suyu. Bitmedi. Kaplıca, oksijen, orman, deniz. 5 yıldızlı hizmet burada. Körfez Tatil Beldesi. Hayatınızın en güzel devresi. Telefon 0212 216 56 26. Size sadece ısınmak yetmemeli. Görünümüyle gözünüze, yüksek ısı verimiyle kesenize, kullanımıyla rahatınıza hitap eden 6 yıl garantili Buhara radyatörlerini tercih edin. Türk standartlarına uygun kaliteli ürün, mükemmel hizmet. Buhara panel radyatörleri. Sizin seçiminiz. Evet efendim, Medya FM'in sunduğu Erdem ve Neşe'yi muhabbet programına konuklarımız Mustafa Yaşamış ve Emir Tezcan'la devam ediyoruz. Sevgili Emir Tezcan'la, Sayın Erdem Siyavuşgil'in öğrencisi Emir Tezcan'la, ne de olsa adımız geçiyor yani. Bin kere de söylerim, 5000 kere de söylerim. Efendim, az önce benim 1,5 ay içinde Eleanor Plak'tan diyelim piyasaya çıkacak olan albümümüzden bir şiiri dinletmiş olduk sizlere. Geçen hafta Erdem'le Neşe'yi muhabbeti yayınlamıştık. Şiirimiz biliyorsunuz birinci onunla başlıyor. Türkü Söyle diye bir şiirimiz var. Biliyorsunuz bu Türkü Söyle TRT repertuarında denetimden geçip Kart dönemin sanatçılarından Kartal Kağan tarafından hem radyosunda hem de televizyonda yıllarca onun tarafından icra edilmiş bir şarkıydı Türkü Söyle. Geçen hafta onu yayınlamıştık. Bu hafta paylaşırım kaderi. Her hafta birer tane yayınlayacağım efendim. Bilmiyorum nasıl... Tebrik ederim. Çok güzel. Değişik bir yorum. Değişik bir stil. Değişik bir tarz. Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum ki hiç böylesini duymadım, görmedim. Anne efendim çok teşekkür ederim yani. Başarılı olacağına inanıyorum. İki gülsüm yaşardı. Çok sağ olun efendim. Estağfurullah. Tevazu şeklinde değil yani mübalağa etmek istemiyorum. Ancak çok güzel, çok değişik bir tarz yorumlamışsınız. Ses renginiz, arkadaki fon müziği hepsi birbirine çok uymuş. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarınız daim olsun inşallah. Sağ olun efendim. Yani inanın ki sizinle bu reklam arasında böyle bir konuşma yapacağınız yönünde bir anlaşmaya varmamıştık. Şu anda kendiniz böyle bir şey söylediniz. Biz zaten hep aylarca ben burada programımda söyledim. Yakında çıkacak. Çıktığı zaman da çok farklı, bilindik bir şey olmayacak demiştim. Evet. Ve herhalde dediğime doğruluğunu kanıtlamış oldum. Öyle. Peki Mustafa Yaşamış ne düşünüyor? Ben de aynı düşüncedeyim. Hoşuna İnşallah iyi olur. Hoşuma gitti tabii. Hoşuma gitti. Bir şey söylüyorum. İnşallah iyi olur. İnşallah efendim. Hep beraber oluruz. Cüneyt'in de sayesinde. Cüneyt de beğenmiş zaten. Efendim biz zaten bunda eleştiriyi kabul ederekten biz bu kasetimizi yaptık. Çok da eleştiren çıkacaktır bunu. Çünkü her zaman ilkler, yapılan ilkler hep eleştirilir. Hemen benimsenmez. Benimseyenler de olsa benimsememiş gibi görünür. Biz bunlara da hazırız. Her türlü eleştiriye açığız. Güzelliklerle, övgü dolu sözlerle, tenkitlerle, eleştirilere de açığız. Bunu da canı gönülden söylüyorum. Olmazsa zaten kızarım. Eleştirilmezse kızarım ya. Onu da açık açık söylüyorum.
İsteriz tabii ki Tenkit. Evet, bir de telefonumuz varmış, bir de telefon istiyoruz zaten. Hazır mıyız? Alo. 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 Ben Göztepe'den arıyorum. Sesimiz geliyor mu? Alo, ses açalım biraz. Alo. Alo. Efendim, kusura bakmayın. Stüdyo içindeki sesi kıstığımızdan dolayı sizi duyamadık, kusura bakmayınız. Ben Göztepe'den arıyorum Elif Can Alkan. Emir Tezcan'ı beğenerek dinliyorum. Biraz ses açalım. İsmini tekrar söyler misin? İsmim Elif Can Alkan. Emir Tezcan'ı beğenerek. Alo, birazcık da oradan radyonu kısar mısın? Sen kıs radyoyu, komple kapat. Yani sesini kıs. Kıstın mı? Alo. Kıstım. Hah, tamam. Evet, Emir Tezcan'ın hayranıyım demişsin herhalde. Ya, beğenerek dinliyorum. Teşekkür ederim, çok mersi. Peki bu beğeni nereden geliyor? Bu beğeni, yani radyoda dinlediğim kadarıyla eski şarkılarından falan. Yani... Alo. Alo. Ya kusura bakma, burada biraz ses az geliyor. İnşallah dinleyicilerimiz senin konuşmalarını çok net duyabiliyorlardır ama bizim birazcık sesi yavaş alıyoruz. Onun için senden biraz daha gür sesle konuşmanı rica ediyorum. Ve arkadaşlar çok azıcık da ses verelim şuraya. Şarkılarını beğenerek dinliyorum. Evet, şu anda güzel. Teşekkür ederim. Kendisini de beğeniyorum. Evet. Konuşmasını falan. Ben bir şarkı istiyorum. Bir şeyler mırıldanabilir mi? Hangisiymiş o bakalım? Sen adını söyle o şarkının. Yani kendi beğendiği. Hayır, kendi beğendiği bir şarkı sana ithaf etsin istiyorsun. Peki, kaç yaşındasın sen? 14. Allah Allah, demin arayan dinleyicimiz 14. Sen o musun yoksa? Ben oyun, yanlışlıkla telefon kapattım. Bir dakika, aynı kız mısın sen? Evet. Allah Allah. Aynı kız. Ne oldu ikinci kere? Hayrola, ben adını da duymadım. İçeri ses az geliyor. İkinci kez ne oldu da aradın? Daha demin yanlışlıkla telefonu kapattınız galiba. Ha, sen konuşurken telefon mu kesildi? Evet. Ay, çok özür dilerim, kusura bakma. Bizi affet ne olursun. Hiç farkında değiliz böyle bir şey olduğundan. Eğer bizden kaynaklanan bir hataysa çok özür diliyoruz senden. Yok, önemli değil. O zaman biz asla böyle bir şey yapmamış olalım. Sen söyleyeceklerin söyle, içinde bir şey kalmasın. Hadi. Emir Tezcan'dan kendisinden onun gönlünden gelen bir şarkıyı sana göndermesini istedin. Onu duyduk. Mustafa Yaşamış'la konuştun. Başarılar diledin. Onu da duyduk. Başka da neler söylemek istiyorsun? Yani bence kendisi galiba çok deneyimli bir insan yaşadıklarıyla falan. Yani benim için mi diyorsunuz? Evet, benim için diyorum. Efendim, arkadaşımız Reyhan ismi, evet. Sizin efendim bu 14 yaşında ve büyük bir sevgi duyuyor size karşı. Ne güzel, ne mutlu. Darısı bütün sanatçılarımızın başına. Daha demin Reyhan diye bir arkadaşım aramıştı. Efendim? Reyhan diye bir arkadaşım aramıştı. Buradan ona sevgilerimi. Bir dakika, gösteriyor. Senin adın Reyhan değil miydi? Hayır, benim adım Elif Çağan. Allah, demin arayan hatta telefon kesildi. O sen değil mi? Aynı kızın hani? O benim arkadaşım, benden önce. Ya abi, bismillahirrahmanirrahim. Yani biz de sesleri az duyuyoruz buradan ama bazen şey durumlara düşüyoruz buradan. Kusura bakmayın efendim. Bu da programımızda böyle bir espri olarak kabul edilsin. Reyhan'a selamlarını mı gönderiyorsun? Gönderiyorum. Peki o zaman Emir Tezcan'ı bu kadar çok seviyorsun. O beğeniyle dinlediğinden falan bahsettin. Peki Emir Tezcan acaba bir gün Emir Tezcan'la bir araya gelmek, tanışmak da ister misin? Tabii. İsterim. İstersin değil mi? Aha. Tanıştıralım seni o zaman Emir Tezcan'la. Olur. Onunla otur, karşılıklı sohbet edin. Hatta sana imzalı bir de kasetini verir. Herhalde iki hafta içinde piyasaya çıkacak. İnşallah, tabii. Yani ne güzel, bizim tabii. Yani böyle bir şey zevkle kabul ediyoruz biz. Tabii. Sanatçılarımızla, dinleyicilerimizle buluşturmak benim boynumun borcudur. İstesinler, feda olsun yani. Tabii. Çok. Peki, ne söylemek istiyorsun başka? Ben... Ha, alo. Alo. Kaça gidiyordun sen? Ben orta 2'deyim. Hangi okul? Mihriban Boysan İlköğretim Okulu. Mihriban Boysan İlköğretim Okulu. Boysan. Ha, Mihriban Ortan. Boysan. 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 Bir dakika, Boysan. Mihriban Boysan mı? Hayır. Boysan. Mihriban Boysan İlköğretim Okulu. Tamam. Evet, anladık. Peki, en çok senin dinlediğin tarz hangisidir? Ben en çok... Arabesk ve pop'u bir arada dinlerim. Ayırım yaptığım yani. Peki sen Medya FM'i ne kadardır dinliyorsun? Yani bir ay kadardır dinliyorum. Efendim? Bir ay kadardır dinliyorum. Bir ay kadardır dinliyorsun. Peki bundan sonra dinlemeye devam et. Programımızı böyle çok değerli sanatçılarımızı konuk edeceğiz. O zaman sen son olarak hep Emir Tezcan dedin. Son bir şey söyle, seni uğurlayalım. Bence bu hayatta ne olursa olsun insan ayakta kalmalıdır. Yani her şeyin
ki acı biten sonun mutlu başlangıcı şeyler de olabilir. Evet. Ben de size çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Öğrencilik hayatınızda. Öğrencilik hayatınızda, okul hayatınızda. İnşallah başarılı olursunuz. Bundan sonra da tekrar görüşme şeyimiz olabilirse, tabii, konuşma şeyimiz olursa olabilir. Sanat yaşantısını hızla girdi ve devam edecek. Bu dinleyicilerimizle, benzer dinleyicilerimizle artık sürekli konuşmak durumundasınız efendim. İnşallah. Şimdiden alışmaya başlayınız artık. Peki güzelim, teşekkür ettim. Oldu, sağ olun. İyi günler, hoşça kal. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar, kimi zaman böyle anlaşma güçlükleri çektiğimiz oluyor. Radyomuzu dinleyen dinleyiciler, arayanların yani dinleyicilerin sesini, telefonla bağlananların sesini çok net duyabiliyorlar. Evet. Hatta bazen ya bu biz duyuyoruz da bunlar nasıl duymuyor stüdyodan dedikleri de oluyordur. Ben buradan tekrar açıklıyorum. Radyonuzdan dinlediğiniz ses sistemiyle şu anda stüdyomuza verilen ses sistemi çok farklı. Biz buradan hoparlörün sesini ayarlıyoruz. Biraz fazla açınca ötmeler oluyor. Dinlersek biz net duyamayabiliyoruz. Bunu da açıklayalım. Çünkü radyoda dinleyen dinleyiciler telefondaki sesi çok net duyabilirler. Aynı şekilde bir konumda değiliz biz burada. Biraz da radyoyu kısmak gerekiyor. Gerekiyor. Burada işimiz zor anlayacağınız. Evet. Buradan dinleyicilerimize duyalım. Ülkemizin en açık sözlü programı Erdem'le Neşe'yi muhabbet her zaman söylenir ve nafi fikirleri ve necabiyetiyle her zaman için sizlerin hizmetinde olan bir program. Sayenizde. Açıklamaları bol olan bir programımız efendim. Bu arada Cüneyt ne dedin hep duymadım? Vahit aramadı. Vahit. Vahit. Bizim var ya, her zaman arayan. Ha evet efendim buradan. Cüneyt sen bravo ya, artık alıştın bizdensin. Efendim Cüneyt diyor ki zaman diyor, gerçi zaman değil her zaman şahit olduğumuz bir şey vardır diyor. Senin programında hep Abdülvahit Tanç arardı diyor. Bugün aramadı, hayret ettim diyor da Cüneyt'in düşüncesi bu yönde. Ben de buradan söyle. Abdülvahit beni duyuyorsa bir arasın, güzel sesini bir duyalım. Vallahi yani tiryakilik yarattı gerçekten kendisi. Herhalde o biliyorsunuz otobüs işletmesinde çalışıyor. Bir seyahate gitmiş de olabilir. İstanbul dışında da uzak bir yerdir. Radyomuzu da dinleyemiyor olabilir. Onun için kendisine anlayışla karşılıyoruz ama gerçekten alışmışız. Onun sesini duymadığımız zaman telaşlanıyoruz. Bir şey mi oldu diyorum. Evet, ilk defa arar. Her programımızın açılışı onunladır. Bu hafta sesini duymadık ama bir de şu var. Biliyorsunuz ki programımız Ramazan ayı dolayısıyla 13.30, 16 oldu. 4 program. Geçen haftası yaptık. Bu hafta var. 2 hafta daha aynı saatte başlayacak. Ondan sonra 16.18. Tabii birçok dinleyicimiz programı 16.18 alıştıkları, 16.18.30 alıştıklarından dolayı belki haberi olmayanlar da oluyor. Ben evet, her ne kadar da anons ettiysem, tanıtımlarınızda saatlerimizin değiştiğini de söylesek, duyamayan dinleyicilerimiz oluyor. Bunun da büyük etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Muhakkak. Evet, Mustafa Yaşamış. Şöyle biraz yaklaş bakalım. Evet. Bize söyle, Mustafa Yaşamış nelerden hoşlanır? Filmlerden, dizilerden, kimleri en çok dinler, kimlerin albümleri evinde vardır? Biraz bunları konuşalım seninle. Ben her türlü müzikleri dinliyorum. Seviyorum. Yani genelde her türlü müzik dinliyorum yani. Kimlerin kasetleri, yabancı olsun. Kimlerin kasetleri senin evinde mevcut sevgili Mustafa Yaşamış? Babam işte. En başta zaten. Kimi soruyorsan vardır yani kesin. Bir şey söyleyeyim ben sana Mustafa Yaşamış. Benden sana bir nus olarak kabul edebilirsen, ediyorsan da et. Ederim. Hangi programa gidersen git, Cüneyt Özcan'sı sakın gitme. Niye yeniden? Her bakımdan seni tamamlıyor. Ne mutlu, darısı bizim de başımıza. Çok keyif aldım, mutlu oldum. Yani birçok açıklamalarıyla özellikle, o tren olayıyla ilgili evet, olsun, senin seyrettiğin, mesela televizyonda en çok şirinleri seyrettiğini, şirinlersiz bir gün geçirmediğini falan Cüneyt Özcan açıkladı biliyorsunuz evet, bize burada. Evet. Yani her programa Cüneyt'le gitmeni tavsiye ediyorum. Teşekkür ben bundan sonra gittiğim bütün televizyon programlarını, albümümüzle ilgili gittiğimde Cüneyt Özcan'ı başta götüreceğim. Bana da büyük şey katkıları var, olacağına çok iyi, eminim. Cüneyt az sonra seninle ilgili başka sırlarını da açıklayacağını söyledi. Hayırlısı, merakla bekliyoruz. Alacağım seni onu. Peki. İnşallah. Mustafa Yaşamış hangi programları seyretmekten keyif alır? Veyahut hangi filmleri seyretmekten? Korku filmi mi, aşk filmi mi, duygusal film mi, dram mı? Nedir yani? Bunları bir öğrenelim. Genel olarak her filmden haz alırım yani. Genel olarak her filmden haz alırım diyorsun. Peki sinemaya gider mi Mustafa Yaşamış? Arada sırada giderim. Sevdiğim filmler olsun. Hangisine gittin en son? En son Lale sinemasında... Bir saniye, Enes teyzen, şöyle mikrofonu alayım, bırak bir saniye, şöyle mikrofona gelirsin. Efendim, niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Zaten iftara geliyoruz, yaklaştık ya. Arkadaşlara kriz gelmiş. Biz bir programımızın şarkısını dinleyelim. Bu kriz anını sona erdirelim. Ondan sonra Erdem ve Neşe muhabbet devam edecek. Evet. Of.
Erdem ve Neşe'yi muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk, sizleri her pazar 15-18 arası Erdem ve Neşe'yi muhabbete bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, Erdem'le Neşe'yi muhabbet programı devam ediyor. Sayın Mustafa Yaşamış, siz efendim Müslüm Gürses'le, Emrah'la, Ceylan'la, Yıldız Sezcan'la çok samimi bir insansınız. O sanatçılarımıza görüşen bir sanatçı adayımsınız, öyle tabir edelim siz. Çünkü yakında çıkışınız gerçekleşeceği için sizin tam o gerçek anlamda sanatsal faaliyette çıkışınız gerçekleşince size sanatçı diyelim, sanatçı adayı diyelim ki sizin önünüz açık tutalım her zaman için. Efendim, bizim bu büyük isimli sanatçılarımızla olan muhabbetlerinizde, münasebetlerinizde, konuşmalarınızda, sohbetlerinizde genellikle ne konuşuyorsunuz? İlişkileriniz ne yönde? İşte genelde müzikten, havadan, sudan bahsediyoruz yani. Sadece havadan, sudan mı bahsediyorsunuz? Evet. Denizden, tepeden? Ben bahsediyorum falan. Ne yaparsınız efendim? Ne var mı bahsediyoruz yani, havadan, sudan. Sadece havadan, sudan mı bahsedersiniz? Bu arada müzikle... Müslüm Gürses'le ilgili neler söylemek istersiniz bize? Neyinden? Sanat açısından, yapacaklar açısından veyahut da onun en çok işte Erdem biliyor musun Müslüm Gürses'in işte şu huyları vardır, şunu şöyle yapar, Ceylan için, Emrah için, Yıldız Tezcan için. Evet. Ya biraz böyle onların anlatır mısınız tanıdığınız kadarıyla? Pek bunların huylarını tanımam mı? Kendilerini yakından tanıyorum. Samimiyetlerimiz var yani, samimiyetimiz. İşte o tanıdığınız kadarını öğrenmek istiyor evet. Zaten yani. Onu anlatıyoruz işte. Ne anlatıyorsunuz? Müzikten bahsediyoruz. Diyoruz işte. Ahmet'in şarkısı güzel, Mehmet'in şarkısı iyiymiş, bu şarkı iyi değil. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bunlarla ben bir yapsam geçiyor. Ona beş şekerim falan filan böyle şarkı anlamında ya. Bu da yaptığı ne ki falan, öyle muhabbetler. Ben mi? Yani konuştunuz kendilerinizle. Öyle bir şey hiçbir girmem öyle şey. Girmiyorsun. Herkese saygı duyarım. Saygı duyuyorsunuz, şey. Saygı tabii. Sevgimiz bizden biliyorsunuz. Tabii. Yani genelde Mustafa Yaşamış bu isimlerle bir araya geldiği zaman hep mi müzik konuşur? Yani bir günde bir film hakkında, bir işte ilimiz hakkında, efendime söyleyeyim... Görüştükleri ahbapları, arkadaşları hakkında hiç mi konuşmazlar? Veyahut da yapılacak bir besteyle ilgili, güfteyle ilgili? Besteyle ilgili konuşuyoruz da öyle arkadaşlar muhabbetiymiş, böyleymiş. Benim konum yok yani. Peki Müslüm Gürses nasıl bir insan sizce? Ya iyi bir insanın dışında soruyorum ya. Müslüm abi mütevazı bir insandır. Kendi halinde her şeyi bilen bir insan. Yani böyle karar verecek her şeye karar verdiği zaman kesinlikle karar verir. Sevdiğini sever. Sevmediğini hiç sevmez. Hiç sevmez. Hiç sevmem banka şubelerini. Hiç sevmem. Görüyorsunuz pek değil mi? Evet. Onun dışında beraber zaman zaman çalışmalarımız oldu. Kasetlerde olsun. Peki siz efendim kendinizi Müslüm Gürses'e nazir olarak görüyor musunuz? Nasıl yani? İşte nazir olarak görüyor musunuz kendinizi Müslüm Gürses'e? Rakip olarak mı? Yok, rakip değil efendim. Yani tarz olarak veyahut da işte ileriye dönük sanatsal faaliyetinizde benzer olarak görüyor musunuz? Yani ben de bir Müslüm Gürses olacağım diyor musunuz yoksa halk müziği tarzında mı devam edeceksiniz? Öyle bir niyetimiz yok. Ama kısmet neyin ne olacağı belli olmaz. Peki taklit yapar mısınız Müslüm Gürses'in taklidini? Hayır, taklit. Hangi sanatçılarınızın taklidini yaparsınız? Hiçbir taklitçi yapamam ben. Hiçbir taklit yapmaz. O yeteneğe sahip değilim. Sahip değilsiniz. Peki efendim bize Emrah'la ilgili falan söyleyeceğiniz, açıklayacağınız önemli şeyler var mı? Onu çalışıyorduk işte beraber müzisyen olarak. Eşlik ediyordum. Şimdi sahnede biliyorsunuz ne olarak, neyzen olarak eşlik ettiniz. Birçok sahne konserlerinde, birçok gazino programlarında bir araydın. Bazı sanatçılar herkes müzisyenlerle fazla muhatap olmaz. Sizinle muhatap geliyor. Olmuyorlar mıydı yoksa? Yani oluyorlardı canım bizimle. Yani genelde yani insanların işleri ayrı olduğu için müzisyenlik ayrı, solistlik ayrı. Onun odası ayrı, müzisyenin odası ayrı. Peki sahnede bu sanatçılarımızın başından komik bir şey geçti, düşme. Evet. İşte birisi sarıldı, bir daha bırakmadı, vantuz gibi yapıştı falan. Böyle benzeri örneklemeler yaparsak bu sahne çalışmalarında, bu sanatçılarımızla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Enteresan. Enteresan, ben şöyle bir şey gördüm, Adana'da çalışıyoruz. Adana'da, evet. Kazino'ya gittik, işte o zaman da Müslüm abiye çalıyoruz, Müslüm Gürses'e. Havuzlu böyle girdiğimiz yer, bahçe, büyük bir havuzu. Müşteriler etrafına dolmuş. O anda biz Müslüm abi çıkı çıkmaz bütün millet havuzun içine. Müslüm baba çıkar çıkmaz herkes havuzun içine mi? Havuzun içine attı kendini. Niye attı, sebep?
İşte Müslüm Baba'ya hayranlıklarından da herhalde benim. Yani bu hayranlıklarını havuza atlayarak. Evet. Peki bu atlayanlar yüzmeyi biliyorlardı herhalde değil mi? Bu olmadılar. Valla mesafesi küçüktü zaten havuzun. Çocuk havuzun. Yani o sırada biz orkestraya girdik. Müslüm abinin birisi bacağından yapıştı. Müslüm abinin bacağından yapıştı evet. Evet o da böyle yaptı. Bıraksana kardeşim ya dedi. Ne oluyor dedi. Baba baba falan. En sonunda kıyamet koptu. Alın onu kardeşim dedi arkaya sahneye. Kim aldı yani o atlayan bacağından yapılan evet. Yapışan dinleyici. Sahnenin arkasını al dedi ondan görüşelim dedi. Müslüm mü diyor Müslüm yani, baba diyor. Sevdiği için yani. Beni bu kadar seviyorsa baba baba diye sarılmış ya. Yani o anlamda alın sahnenin arkasını. Tabii evet. Önemli bir ayrıntı. Kötü bir anlamda. Sonra alındı sahnenin arkasını. Sahnenin arkasında işte ona dedi işte beni seviyorsun biz de sizi seviyoruz falan. Bir resmini imzaladı gönderdi. Önderdi. Yani sağ salim gönderdi oradan. Gönderdi sağ. Yani bir zeval yok yani diyorsun. Yok. Peki. Başka böyle unuttuğun sonra aklına geldi. Benim sonra unuttuğum bu anılarla ilgili bir şey var bizi güldürecek ekstra. Vallahi biz bütün anılarla doluyuz yani. Ne yanlış. Hayatım anı diyorsun yani. Peki olsun. Bunu öğrenmemiz iyi oldu. Demek ki Müslüm Gürses mütevazı gerçekten göründüğü mütevazı kişiliğini normal hayatında da sürdürüyor. Tabii, güzel tabii. Bir şekilde, nafi bir şekilde. Peki Emir Tezcan'a böyle bir sorsak, bir sahne mutlaka çalıştırılsınız mı efendim? Bir sahne programı şu ana kadar gerçekleştirdiniz mi? Hayır, gerçekleştirmedim. Repertuar çalışması yapıyoruz. Sahne tekliflerimiz var. Değerlendiriyoruz. İnşallah bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra bu konuda bir çalışmamız olacak. Peki efendim, şimdi sizin albümlerinizden birer çalışma dinlemeye nevbet gelmiş bulunmakta. Hep açılışta nevbet biliyorsunuz Emir Tezcan'la başlayıp Mustafa Yaşamış'a geçiyorduk. Yine aynı kuralımızı biz bozmayalım. Emir Tezcan'dan Aşık Olmam Olsun, bu çünkü son yayınlıyoruz. Aşık Olmam Olsun, efendim program başladı, 2,5 saat oldu. Nerede siz daha 2 tane parça yayınınızı yayınlamışsınız, hep sohbetle geçmiş. Aşık Olmam Olsun. Varsa böyle bir tane daha program gösterin yani. Başkası olsa bunu 3. kere yayınlardı baştan sona herhalde. Biz daha sizin albümünüzden 3. çalışmanıza anca sıra geldi. Evet. Aşık Olmam Olsun, olan olsun mu? Olabilir, Aşık Olmam olabilir. Peki. Söz müzik Mahmut Oğul'a ait. Mahmut Oğul'a ait. Anonsunu yaptınız. Evet. Peki efendim, Ercan'cığım orada CD'nin 3. numaraya basalım. 3. numarada yer alıyor. Efendim önce Emir Tezcan'dan Aşık Olmam'ı dinliyoruz. Hemen akabinde Mustafa Yaşamış'tan da hangisi efendim o klip çalışmanız? Dubara olabilir. Dubara, onu mu dinleyelim bir dakika? Nardanesi olabilir. Hangisi? Siz seçin efendim, ben son olduğu için size bırakıyorum. Hepsi aynı ya. Hepsi aynı, biz o zaman sürpriz olsun, siz hep sürprizler dolu bir insansınız zaten. Biz evet. Seçelim onu. Önce evet. Emir Tezcan'dan dinliyoruz Aşık Olmam, ardından da Mustafa Yaşamış'tan güzel bir çalışma sizlerle birlikte olacak ve Erdem'le Neşe'yi Muhabbet devam ediyor. Erdem'le Neşe'yi sessiz kuştu gönül, bilmedi uçtu gönül. Ayrıldı yuvasından, ellere uçtu gönül. Kimsesiz kuştu gönül, bilmedi uçtu gönül. Ayrıldı yuvasından, ellere uçtu gönül. Kandı tatlı sözlere, kandı güzel gözlere. Bilemedi sonunu, delice sevdi gönül. Kandı tatlı sözlere, kandı güzel gözlere. Bilemedi sonunu, delice sevdi gönül. Bir daha aşık olmam, ah bir daha hiç aşık olmam. Yandı gönlüm illallah, bıktı gönlüm illallah. Bir daha aşık olmam, ah bir daha hiç aşık olmam. Yandı gönlüm illallah, bıktı gönlüm illallah. Oh,
olmasaydım, böylesi yanmasaydım, tutulup bağlanmazdım, seni hiç görmeseydim. Aşkı hiç tatmasaydım, böylesi yanmasaydım, tutulup bağlanmazdım, seni hiç görmeseydim. Kandı tatlı sözlere, kandı güzel gözlere, bilemedi sonunu delice sevdi gönül. Kandı tatlı sözlere, kandı güzel gözlere, bilemedi sonunu delice sevdi gönül. Aşık olmam ah bir daha, hiç aşık olmam. Yandı gönlüm illallah, bıktı gönlüm illallah. Bir daha aşık olmam ah bir daha, hiç aşık olmam. Yandı gönlüm illallah, bıktı gönlüm illallah. Bir daha aşık olmam. Efendim, şimdi Mustafa Yaşamış'tan dinleyeceğimiz bu hareketli türkü, Neşet Ertaş türküsünü Meral Aksu ailesine, özellikle Dilek ve Hicran için istemiş. Gönderelim ve ben de efendim benim Erdem ve Neşe Muhabbet kasetimin söz ve müzikleri kendisine ait olan Orhan Şener'e ve çok değerli orkestra şefi Doruk Onat Kut'a ve Muhteşem Candan'a gönderelim o zaman bir de. Buyurun. O şirin söz verme hayranım gözlerine, bakma sözlerine, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Aman eller duymadan, sakın eller görmeden, zalim adam görmeden, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Hem sazlıca sözlüce, gece vakti gel gizlice, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Aman eller duymadan, sakın eller görmeden, zalim baban fark etmeden, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Bir anda her şey
neden ve neşeyi muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk sizleri her pazar 15-18 arası Erdem ve Neşeyi muhabbete bekliyor. Bizden söylemesi. Evet efendim, Medya FM'in sunduğu Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına konuklarımız Mustafa Yaşamış ve Türk sanat müziğinin yeni yıldızlarından Emir Tezcan'da devam ediyoruz. Son 12 dakika, son 10, son 9 ve kader anı 8, 7. Çok heyecanlı bir program efendim, seyrettiğimiz anlaşılıyor herhalde. Evet. Efendim, şimdi biliyorsunuz ki biz programımızda böyle zaman zaman fıkralar anlatırız, güleriz, eğleniriz. Programın adı gibi Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'tir zaten. Evet. Program zaten sonuna geldi. Artık sizin abimlerinizden de bir şey yayınlamayacağız. Son sohbetlerle programı kapatacağız. 12 dakikamız. Evet. Herhalde programımızdan sonra haberler ve iftar programı başlayacağı için normalde program sonrasında sarkıtlıklarımız oluyordu böyle. İşte diyorduk ki evet, haberlerden sonra, reklamlardan sonra işte sanatçılarımızdan şunları bir daha dinleyeceğiz diye. Ama iftar programı girdiğinden dolayı böyle bir şansımız olamıyor. Olsun. Sizi ben sohbetlerinizle, o son düşüncelerinizle dinleyicilerimizi böyle biraz baş başa bırakmak istiyorum. Her birinizin albümünde üçer tane dinlemiş olduk değil mi? Mustafa Yaşamış. Senden üç tane, Emir Tezcan'dan da üç tane dinledik. Olsun, beğenen, hoşuna giden de artık müzik marketlerden gidip almakla mükellef oluyor. Tabii. Öncelikle biz